Herkese merhaba diyelim. 14 Mart 2023 Salı gününden ben Sema Nursaygın Özay ve Haber 282 Metin Engin ile yine kısmet oldu ve karşınızdayız. Evet, bugün 14 Mart diyelim. Bugün Tıp Bayramı. Tüm sağlıkçıların, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, hastanelerde devlet ve özel hastanelerde görev yapan tüm kişilerin, sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlıklı günlerimiz olsun istiyoruz. Sağlıkla mücadelemizde, hastanelerimize gittiğimizde bizler de iyi hizmet görmek istiyoruz. Tabii ki doktorlarımızın da, işte hemşirelerimizin de ve sağlık çalışanlarımızın da şiddet görmemesi tek temennimiz. Umarım her şey güzel olacaktır diyelim. Ve Metin'e sözü bırakalım. Metin'de dedikodu çokmuş, öyle dedi. 1-2-3 tıp. Bugün tıp bayramıymış. Bu espriyi... Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yıllardır yapmıyoruz. Ülke olarak tıp yapmamız lazım. Bir susmamız lazım. Yani özellikle siyasetçilerin biraz artık susması lazım. Maalesef. Yani, hakikaten tıp yani. Yani konuştukça batıyorlar. Konuştukça batıyorlar. Biz vallahi yemin ediyorum sussalardı. Hiçbir şey yapmasalar... Sonra da gazetecilere çok konuşuyorsun diyorlar değil mi? Hiçbir şey yapmasalar daha çok şey yapacaklar aslında. Ya yani komedi gibi olduk. Ülke olarak komediye şeyine döndük. İşte ya saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Gündem dışı şeyler konuşuyoruz. Ülkenin halinin içler acısı durumunu hiç kimse konuşmuyor. Bir taraftan da seçime gidiyoruz. 62 gün kaldı galiba. Tabii seçime gidiyoruz. Şurada kaldım 2 ay gibi bir süre. Bu 2 ay sürede adaylar belirlenecek, adaya çıkacak işte ve 2 ayda da bu adaylar artık şunu net bir şekilde gördük. Halkın adaylarından çok genel merkezin belirleyeceği adaylarla burası yürüyecek ve burada sistem bu şekilde gidecek. Bütün partiler aynı şekilde. Eskiden sandıklar vardı, işte demokrasi dediğimiz şeyler biraz daha hareketliydi, seçimler biraz böyle daha heyecanlıydı. Şimdi o heyecanı da görmüyoruz. Bakıyorum aday adayları çıkmış ulusal kanallara reklam veriyor. Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınının ortasına şey veriyor, banner reklam veriyor. Tayyip Erdoğan onu görsün diye. Yani artık şehirdeki yerel medyayı bile kimse umursamıyor. Genele çalışıyorlar. Çünkü oradan çözüyorlar. Tabii işleri. Artık Ankara işleri çözüyor. Yani oyu Ankara vermiyor ama. Oyu Ankara verdirmiyor. Bizler verdiriyoruz. Biz veriyoruz. Bunu unutmuşlar. Tam o koltuğu Ankara size verir ama o koltukta çıkmayama şansınız bizim elimizde. Çıkıp çıkmama şansınız bizim elimizde. Bunu unutmuşlar. Öyle davranıyorlar. Hayırlısı olsun. Bu arada yayını paylaşırsak seviniriz dostlar. Böyle atlak gizli gizli izleyenler basın isminizi görelim ve kim olduğumuzu sizi de konuşalım. Bir iyi yayınlar falan diye bir şey olmaz, korkmayın. Vallahi. Güzel yorumlarınızı yazın burada, evet. Tartışalım işte, yereli tartışacağız, geneli tartışacağız. Siyaset çok hareketli zaten, Çorlu boş. Herkes herhalde Ankara'da ve Ankara yollarında. Şu an tamamen Ankara'dalar. Bütün partiler için galiba. Hepsi, hepsi. İyi Partisi, kötü partisi. Ne yani varsa. Şey, mesela şunu biliyorum, Cumhuriyet Halk Partisi müracaatları merkezden alıyor. Diğer partiler için de aynısı. Aynı. Şu an herkes orada tanıdık eş, dost, milletvekili bulma peşinde. Yani sıralamalarda daha iyi bir yerlere gelmek için. Şimdi zaten yaptıkları yasal şeyler, nasıl diyeyim, yasal başvuru süreleri, işte yatırması gereken paralar var. Paralar var. Onlarla haşır neşir olacaklar. İşte evrak teslim edecekler. Evrak... Mesela dün bir yerde gördüm, İYİ Parti 30 bin lira istiyormuş adaya. 30, kadın ve şeyden 15, bir tek AK Parti'de 20, kadınlardan 10, engellilerden bedel istemedikleri dair bir şeyim var. Ya tüm partiler ama, engellilerden sözde para istemiyor. Yok, Cumhuriyet Halk Partisi 15 istiyor. Engellilerden kadın mi? Kadın ve erkeklerden. Para yanlış lazım değil, Cumhuriyet Halk Partisi. Kadın ve engellilerden, İYİ Parti'de keza öyle, yanlış okumadıysam. Yanlışım İYİ Parti güzel... engellilerden para almadığını gördüm. Almadı mı? Evet. Aa, o zaman de... CHP de almaz büyük ihtimalle. Ama ben öyle biliyorum ama dediğim gibi yanlış biliyorsak düzeltin, beraber şey yapalım, konuşalım. Şimdi bu arada zaten... Leman Can gelmiş, iyi yayınlar dilerim demiş, teşekkür ediyorum. Leman, Ankara'da mısın? Şimdi he? O da mı Ankara'da? O da gidecek ama bugün mü gitti, ne zaman gitti diye Suda mısın? Yok, o da yollarda, onu biliyorum da İstanbul'da mı Ankara'da mı ilgili bilgim yok. Bir de hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı şeyler yaptığında... Ay tıkandım. Evet. Onunla yani, ilgili bilgi verirsen seviniriz Leman. En azından biz bedelleri karıştırıyor olabiliriz. Ya bir kadın için, bir Çorlu için, bir Tekirdağ için, bir diğer şehirler için ne kadar acı bir şey değil mi?
Ankara'ya gidiyorsun, pusuya yatıyorsun. Aa, niye orayı? Burada merkez yok mu ya? İl başkanlıklarımız yok mu bizim? Burada niye bile... orası? Şimdi bakın, dünkü olaya gelelim. Yakın dönemde bir... yollara döküldük demiştim. Evet. Yapacak bir şey yok. Herkes artık yollarda. Öyle. O zaman bütün Çorlu ve Tekirdağ herhalde yolda göreceksiniz. Biz de yoldakilere konuşalım yani. Evet. Biz de... Yani dün ne oldu Sema Nur Hanım? Ne dün oldu? Ankara'da AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı için... Orada da bir yarış vardı. Bir yarış vardı. 4 tane aday vardı orada da. Bu adaylar işte dedik hadi bakalım ne olacak. Niyazi Kayhan, Ali Gümüş, Özkan Engin, hı hı. Sezai Çetin. Sezai Çetin Süleymanpaşa'da ilçe başkanlığı da yapıyor biliyorsun. Hı hı. Özkan Engin ile Ali Gümüş arasında kıyasıya bir yarış vardı. Çünkü Mestan Özcan il başkanı olarak... İstifa ettikten sonra kendi ekibinin ve kadrosunun orada durmasını istiyordu. Hı hı. Bugün bu artık CHP'de de var. Yani şimdi kimse bunu... Normal mi? Normal. Ergene'de bunun örneğini gördük. Çorlu'da da bunu işte belediye başkanı kendi ekibini istedi. Milletvekilleri hı hı. kendi ekibini istedi gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bu var. AK Parti içinde de bu var. Mestan Özcan kendi ekibi yani Özkan'ın orada kalmasını ve ekibiyle beraber... Yani milletvekili olduğunda orada onunla daha koordineli çalışmasını istedi. Hı hı. Fakat Ali Gümüş zaten bekleniyordu ismi. O da çok emekçidir. Yıllardır teşkilatın içinden gelen. O çok bir hani orada zaten Ali Gümüş isimleri gelmeye başlamıştı zaten. Sen daha önceden de bunları zaten şeylerinde işte sayfalarında belirtiyordun. Yani Ali Gümüş'ün kulis ismi yüksekti. Hı hı. Özkan... Tabii biraz daha farklıydı. Bir de bu işin altında aslında farklı şeyler var. Güç mücadeleleri. Baktığınızda AK Parti'nin içerisinde büyük bir güç mücadelesi vardı. Nasıl bir gizli bir güç mücadelesi? İşte Mestan Özcan ve milletvekilimiz Sayın... aslında bu var mı yok mu belki de yoktur da biz yani halk tarafından diyeyim, dedikodu medyası tarafından diyeyim böyle bir şey getirildi, lanse edildi. İşte Mustafa Şentop, Mestan Özcan. Yani Ali Gümüş alırsa Mustafa Şentop güçlü çıkar. Özkan gelirse Mestan Özcan bu işten güçlü çıkar. İyi de karşı Köfteci karşı... neredesin sen dediği zaman hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Mestan Özcan'ı mı tutacak yoksa yılların yanındaki adamı ama gördük ki bu koltuklara kolay oturulmuyormuş ya. Yani bir koltuğa oturuyorsan çok zor mu? Zor abi. Onun bir bedeli ağırlığı var yani onu gördük ve Mustafa Şentop kadrolarıyla tekrardan bu bölgede güçlü olduğunu gösterdi. Birinci sıra yine kendinde büyük ihtimalle. Değişmeyecek diyorsun. Hani ben, bizim savlarımız çok tutmayacak. Hani biz Faik Öztürk'a da Mustafa Şentop'u da belki başka yerlere çekerler diyorduk. Çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Bunu biz hep istedik. Bu Sayın Şentop'u sevmediğimizden falan diye değil ya da Sayın Faik Öztürk'a sevmediğimizden değil. Bizim için değil. Onurdur Tekirdağ'dan. Tabii ama ben şunu hep istedim yani. Trabzon'un 30 tane vekili var mecliste hı hı. ama 4 mü 5 mi ne kadar öyle bir 5 olmuştur belki. Normalde de 5 vekili var ama mecliste 30 tane temsilcisi var yani Trabzon'un orada. Hı hı. Biz bunu istedik yani Tekirdağ'dan 8 vekil çıkardık. Bunun 2 kişi daha İstanbul'dan girseydi birle diğer her iki ikiler o zaman da biz ne yapardık toplamda da 10 vekile çıkmış olurduk. Yani amacımız, söyleyiş şeklimiz buydu. Ama daha çok Tekirdağlı, tabii Türkiye'deki ki. Listelerde olsun. Yani evet. Ne kadar çok vekilimiz olursa bizim için o kadar iyi. Tabii. Ama işte tekrardan dünkü olaya gelirsek, Sayın Ali Gümüş'e biz başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Bakalım ne olacak? AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Mustafa Keskin... O istifa etti mi? Henüz etmedi, edecek mi onu da bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Her şey farklılaştı dedim ya. İki ayrı senaryo çizmiştik biz hı hı. Ankara yolculuğu başlarken. Mestan Özcan'ın istifasına hemen sonra iki ayrı senaryomuz vardı. A senaryo, B senaryo. B senaryo gelseydi zaten her şey belliydi. Yani Mestan Özcan, Özkan orada kalsaydı çok farklı şeyler olacaktı. Ama Özkan'ın seçilememesi, Ali Gümüş'ün gelmesiyle değişik bir senaryo ortaya çıktı. Bu da B senaryosu. Bakalım senaryo bizim hesapladığımız gibi gidecek mi? İlçelerde değişiklikler bekliyoruz.
O dönem istenilen bazı isimler ilçelerde yer bulamamıştı. Teşkilatlarda değişiklikler olacağını düşünüyoruz. Hayırlısı olsun. Ne olacaksa bu şehir için, bizler için, Tekirdağ'ımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizim tek derdimiz bu şehir, bu Tekirdağ. Burada yaşıyoruz, burada öleceğiz. Ve Çorlu. Çorlu. Şimdi millet... Biz seninle yaklaşık kaç ay oldu Metin? Program, beraber program yapalım. Hiç saymıyorum. Ben de saymam ama bir 4-5 ayın bulduk sanıyorum. 5 aydır da ilk programlarımızdan beri hep hani, siyaseti ara ara konuşuyoruz. Yani gündem çünkü siyaset öyle diyelim. Ve hep Çorlu'dan vekil istedik biz. Hala da tabii ki bu şeyimiz devam ediyor. Seçilebilecek noktalarda Çorlu'dan aday diyoruz. Çorlu vekilleri biliyorsun dün, geçen gün yazdım ben. Dün mü? Dün yazdım. İşte Yusuf Gümüş ismi konuşuluyor AK Sen Parti içerisinde. Sen çok güzel bir şekilde listelemişsin. Evet, ben orada isim vermedim, parti vermedim. İşte Yusuf Gümüş var. İzzet Volkan ismi son günlerde çok fazla konuşulmaya başladı. Bakın İzzet Volkan bu şehrin ne olursa olsun sonuç olarak bu şehre değer katman bir kişi değil mi? Baktığımızda partiye hangi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkar, AK Parti'den çıkar. İşte İzzet'in bir partisi yoktu. Doğru olan buydu. Bakın bunu aslında yadırgadılar çok işte. Bir insan orada oturuyorsun karşı bir partin olsun yani bir tarafın olsun. Taraf şu anki oturduğu yerle ilgili mi konuşuyorsun? Tabii tabii orada da AK orada, Parti... Orada tam tersi yani, partisiz olması gerekiyordu. En doğru şekliyle bence duruyordu. Ya Tekirdağ'a baktığımda aslında zaten sola yakın bir genel olarak... Tabii. Şimdi bu yerli aileleri bunların yani burada hem sol hem sağ bu yıllarda bu ailelerin arasından geçmiş. Bunların içinden çıkmış aynen yani. Öyle. Sağ da onlar... Yani. Evet sağ da onlar, solu da onlar aslında tabii, baktığında. Tabii. Ama... Şimdi orada doğru mu yanlış mı onu bilemeyiz. Onu halk karar verecek. Şimdi eğer İzzet Volkan seçilirse ya da Perşembe günü koyarsa. Perşembe günü ne kadar açıklamak zorunda? Adaylığını koyarsa tabii istifa etmesi gerekiyor. Perşembe günü son onlarda. Perşembe ayın 16'sı. Evet 16'sına kadar Ticaret Sanayi Odası'nda şeylerde işte şey de istifa edecek. Hülya mı? Hülya orada değil mi? Hülya Peri Hülya da istifa edecek. Ondan sonra Ramazan Yaman istifa edecek. O da orada. Bunların istifası bekleniyor. Kamu kuruluşlarından ve devlet memuru olanlar da 16'sı. Tabii. Yani Perşembe günü onların bildiğim kadarıyla 16'sı. Son. Tabii o süre uzatılır uzatılmaz onu da bilemem. 18 Mart'ta da. Yani eğer İzzet Volkan çıkacaksa istifa edecek. Ama İzzet Volkan'a Cumhuriyet Halk Partisi'nden de çıksa, AK Parti'den de çıksa, nereden çıkarsa çıksın seçilecek bir nokta verilmeli. Yani verilmeli kaydıyla İzzet Volkan çıkar. O pazarlıklara oturmalı. Oturacaklar ya oturmaları da gerekiyor. Tamam. Aynı şekilde Yusuf Gümüş. Çorlu için. Sen evet. Yazdığın tüm adayları aynı şekilde söylüyorum. Aynı hepsi. Evet. Yani Zeki Uzun'u da Yusuf Gümüş'ü de işte... Çatacak pazarlığa girmeliler. Ünal Baysan'ı da pazarlık yapacaklar. Bence. Yani biz zaten hepsi şu an o pazarlığın peşinde. Yani Ankara'da aslında bu pazarlıklar dönüyor. Baktığımızda işte 3'ü bana ver. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçilebilecek nokta 4. 4'ü de alabilirler. Anlatabiliyor muyum? 1, 2, 3, 4 Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an seçilebilir bir yer oldu. Evet. Ama şeye baktığında daha farklı AK Parti'de şu an 2 garantisi var. 3'ün olmama ihtimali bile var. Tabii. Yani 2 de olabilir, 3 de olabilir AK Parti. Yani milletin son dakikadaki gelişmeler. Vallahi yani 4, ben 4, 2, 2 olabilir İYİ Parti. Sema Nur Hanım, siyaset öyle bir oyun ki. Yani biz bu siyaseti yıllardır takip ediyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Satranç oyunu. Meral Akşener istifa ettiğinde durum beda dedik yazdık da ben hemen. Siyaset bir dakika bir saniyede her şeyin şekil değiştirdiği bir alan. Ve gerçekten dönek bir alan. Yani kusura bakma dönek kelimesini hani öyle kötü anlamda kullanıyorum. Herkes her yerde dönebilir yani. O anlamda kullanayım. Bu dönemeçli bir alan ve orada herkes birden dönebiliyor. Gördük Meral Akşener birden istifa etti. Hemen gittiler. Aslında iki belediye başkanına çok güveniyordu. Bir tanesi arkamdan gelirdi bu iş biterdi diye düşündü. İki belediye başkanı birden onu yüzüstü bırakınca. Işte yüzüstü demeyelim de yanında ama. Ya siyaset böyle bir şey. Tabii. Siyaset böyle bir şey. Sen böyle bir şeyin içerisinde oyun kurma sanatı.
Orada tamamen oyunlar ve hamleler çok. Bir savaş stratejisi. O yüzden diyorum ya, mesela ben hep siyaseti şeye ben satranç, ama satrançta 3 adım sonrasını hesaplayarak gidiyor bu siyasetler. Hele bizi yönetenler diyeyim ya da bu hesapları yapanlar, çok ince hesaplar var. Birçoğunu biz algılayamıyoruz, anlayamıyoruz. Belki daha sonrasında önümüze gelince bunları bilebiliriz. Bir dostumuz Hülya Hanım, Hülya Hanım kent konseyinden demiyoruz. Ticaret Sanayi Odası'ndaki... Kent konseyinden de istifa edecek çünkü orada da seçilmişlik var. Şimdi seçilmiş olduğu her yerden istifa etmek zorundalar. Onu şey yapın. Kent konseyinde seçilmiş olmuş. Seçilmiştir Hülya Hanım. Hülya Hanım seçimle geldi. Ben kent konseyini çok ciddiye aldıklarını düşünmediğim için ama çok oradan... Şimdi şöyle, benim yanlış bilmiyorsam seçilmiş noktalarda başkanlık görevleriniz ya da alt bir görevleriniz varsa o görevlerinizden de istifa edersiniz. Eğer aday adayı olamazsanız ya da seçimde vekillikte de seçilemezseniz bu sefer o görevlerinize de gelemiyorsunuz. Hmm. Seçilmiş olduğunuz için değişmediyse tırnak içinde benim yaptığım dönemlerden bildiğim bu. Tırnak içinde bu yönetmelik ya da bu tüzük değişmediyse seçilmiş kişiler istifa ettikten sonra adaylıkta da seçilemiyorlarsa görevlerine geri dönemiyorlar. Tıpkı belediye başkanları gibi. Hayırlısı olsun o zaman. Evet, ama ben o yüzden hani şimdi seçilmiş olduğu için kent konseyinden de istifa etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani bakalım nasıl olacak göreceğiz. Valla çok iyi. Ben aslında hani diyoruz ya, çok kısa bir süre, yaklaşık 2 ay 61 ya da 62 gün kaldı. Eskiden daha farklı şeyler yaşardık biz bu seçim önceleri, değil mi? Heyecanlar daha farklı olurdu. Birbirine sanatçı getirirlerdi, birbirlerine sanatçılarını çalarlardı. Ya şimdi çok kısa bir süre var. Çok eğlenceliydi ya. Bir de tabii ki ne yazık ki Türkiye'nin yaşamış olduğu çok bir acı felaketimiz var. Bu şartlarda her şey daha böyle stabil, belki daha sakin ve küçük şeylerle yürüyecek. Ama gene de çok heyecanlıyım. Mesela şu an herkes Ankara yollarında. O saydığın isimler, hani listelediğin isimler. Gesi bağları gibiler. Gesi bağları. O kadar çok listelemişsin ki. Şimdi mesela İnan Bayseli yola çıktı, bu hatta bilmiyorum yani. Hatta yazamadığım isimler var. Altına yazmışlar. Siz yazın dedim artık. Yoruldum. Öyle ben. Mi? Şimdi ben yazacak değilim. İşte kim bazıları yazmış işte. Bak kaç isim yazmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İşte daha yazmadıklarım var, atladıklarım var diyenler var. İşte bazı unuttuğumuz isimler var. Yani burada 15-20 tane isim var adaya çıkacak. Daha otomatik adaylar var, her dönem çıkanlar. Bir de şöyle, Ankara'nın hiç belki tanımadığımız, çünkü daha önceki dönemlerde de bunu yaşadık. Tanımadığımız kişileri bölgemizden aday adayı olsun diye listelere koyacak kişiler de olacak. Yani daha önce yaşadıklarımız var. Bu arada seninle benim de ismim çok çıktı dünkü şeyde. Seni öyle de mi? Vekil olmak benim istiyorlar, mi? Beni de istiyorlar. Buradan var ya, Sayın Meral Akşener'e çağrımızdı. Şöyle bir şey var ya, bizi. Metin, görev istenmez hani verilirse hayır demeyiz mi diyelim, öyle bir laf var. Evet. Yani bu görev verilir istenmez. Biz istemeyik. Düşüncenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İsmimiz geçiyorsa ne ala. Biz bölgemiz için olsak da olmasak da çalışıyoruz. Valla seçimi göreceğiz. Ergene'de de aynı şekilde isimler yazdık. Ergene'dekiler ayrı yazdın değil mi? Ergene'de de şimdi Nuh Nuhoğlu, Müge Yıldız Topak, Mehtap Tural, Doğan Akar, İbrahim Gönül, Menderes Yıldız, Menderes Yıldırım. Bunlar hepsi ilçe başkanları çoğu söylediklerim. Bir işlerinde Doğan Akar'ı biliyorsunuz zaten, bağımsız meclis üyesi. Mehtap Tural da bir önceki dönem Nuh Nuhoğlu'nun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi için o kadın kontenjanı dediğimiz şeyden mesela, belki oradan faydalanabilmek için Mehtap da girebilir ya da biraz da bu reklamasyon. Bunu iyi kullanacak herhalde. Biraz bunu iyi kullanabilirsen bu bir reklamasyon. Doğru. Aslında 20-30 bin lira gibi rakam veriyorsun belki, hem partine destek oluyorsun hem de bir reklamasyon dönemi geçiriyorsun. Aynen öyle. Bir de siyaset çok uzun soluklu aslında. Tabii. Yani, çoğu insan bunu bilir ama bazen hani bilmeyenler ya da yeni bu işe girenler hani olmadı çekilebilirdi, ama siyaset çok uzun soluklu. Herhangi bir parti içinde olmasanız da olsanız da olmasanız da bu sizi sürüklüyor aslında. Şunu söyleyeyim, al işte Mestan Özcan. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, milletvekili adayı oldu, şimdi tekrar il başkanı oldu. Vekil adayı. Şimdi vekil adayı, sonrasında ne olacak? Yani bu iş sabır işi. Çok. Ve para işi, güç işi biraz da. Son dönemde bu daha da çok buna geldi Metin. Evet. Parasal güç daha da ön şeye çıktı. Yani siyasette açık söyleyeyim, eğer ekonomik gücünüz iyi değilse,
yer bulma şansınız çok kötü. Yani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde Sema 40 oyun Kinet. Bak adını bile ezberletti bize. Güzel bir reklam değil mi? Müthiş para harcadı. Bakın şimdiye kadar harcadığı paranın 1 milyona yakın olduğu konuşuluyor. Oo güzel. Varmış ki harcamış. Yani önemli değil. Dün baktım sosyal medyada sponsorlu videoları yayınlanıyor. Bak bu kendini medya konuşturtmak. Medya ekibi de güzel. Yani bu kendini konuşturtabilmek. Önemli olan bu. Bundan sonraki şey de belki yani bu olursa tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Olmaz. Yerel medya. Devam etmesi lazım ama değil mi bu kadar şey? Yani şimdi bu bence bir yatırım olarak görüyor bunu. İsmini şu an Tekirdağ'ın herkes bildi. Herkes ezberlettirdi. Ve bu kadar zor bir ismi. Soy ismi daha doğrusu. Soy ismi. İsim evet. Kurar. Bu kadar zor bir soy ismi bile herkese ezberletti mi ezberletti. Evet. Sonuç olarak kendinden bahsettirdi mi bahsettirdi. Başarılıdır. Evet iyi bir para harcadı ama çok da iyi bir reklamasyona gitti. Yani bu çok önemli. Biz bunu milletvekilleri adaylar daha doğrusu siyasetçilerin tamamını anlatamadık. Ya kardeşim kendini iyi anlatan yolu reklamdan geçer, tanıtımdan geçer. Ben diyorum yani bu iş bu. Eğer sen kendini çok iyi tanıtamazsan. Çok iyi kendinden, isminden söz ettiremesen. Bugün Yusuf Gümüş konuşuyoruz değil mi? Her yerde Çorlu Spor, Çorlu Spor. Ya adamın harcadığı para düşünsene ne kadar. 10 milyon. Var ki harcıyor tabii ki o da ayrı bir şey. 10 milyonlar, 20 milyonlardan bahsediyoruz. Canlı yayınlarda 2 milyon bağışlayıp yapıyorum diyen. Yani bunlar tabii ki iyi şeyler. Ama bunu yapmazsan olmuyor kardeşim. Olmuyor yani bunun suçu yok. Sen sistemin içerisinde bunu yapmak zorundasın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç ortada olmayan, ismi bilinmeyen, kendisi tanınmayan, yüzü tanınmayan bir Sema 40 oyun Kinet gelip bugün herkesin aklında fikrinde yer ettiyse çok başarılı işlerinden ya da yapmış olduğu icraatlardan değil çok iyi medya sistemi bizim. Ve medyayı çok iyi kullanması. Şimdi, hemen hemen tüm medyayla çalıştı. Bir de şöyle bir şey var ben programlarımda hep söyledim yani yıllara sahip söylerim. Sistem çok değişti. Bizim yaptığımız dönemki siyasetle şimdiki siyaset çok daha farklılaşıyor. Şimdi artık dijital siyaset dediğimiz cidden kitaplarda yer alan, literatürde yer alan şeye döndük artık. Biz siyaset de dijitalleşti. Şimdi neden? Herkesin elinde işte bu akıllı telefonlarımız var. Medyanın gücünü çok daha rahat ve net hissediyoruz. Bu yüzden adaylar bu anlamda çok fazla çalışırlarsa işte çok da başarılı bence. Kendilerini gösterebiliyorlar. Benim düşüncem bu. Medyayı iyi kullanıyorsun. Ve medya bir onu da bahsedelim. Bir köydür. Dijital bir köydür. Burada öne çıkmanız için yapmanız gereken şeyler de bellidir. Bu platformda siz reklamasyonunuzla işte çalıştığınız gruplarla kendinizi öne çıkıyorsanız bir adım ne yazık ki siyasette önde başlıyorsunuz. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Mesela siyasi hedefi olan insanlar genel olarak yerel medyayı belli güçleriyle çalışmak zorunda. Yerel medya işte es geçmemesi gerekiyor. Tabii. Yani ama senin dediğin gibi programın başına dedin ki ulusal medyayı kullanıyor. Seçimden seçime yerel medyayı hatırlarsan yerel medya da seni seçimden seçime hatırlar. Yani bu iş bu kadar basit. Bana bugüne kadar yanıma sokulmamışsın, hiç yanıma gelmemişsin. Şimdi yanıma geliyorsun reklam mı yap? Abi bedelini ödeyeceksin. Bedeli var. Ve ağır ödeyeceksin. Bunun bedeli var. Ve ağır ödeyeceksin yani. Bugüne kadar neredeydin? Şimdi yerel medyanın ekonomik, bakın şu an yerel medya bitirme savaşı var. AK Parti hükümetini sağ olsun bize büyük bir operasyon ve Cumhuriyet Halk Partisi de bunu destekliyor. Sanmayın ki şimdi Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak da her şey düzelecek. Ben daha da sıkıntı, bunlar ben da medyayı sevmiyor. Çünkü ben belediyelerde de gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri bizi canı sıkıldıkça mahkemeye veren bir belediye yapısına sahip. Hani medya şeyi, tabii, yani özgür medya. Özgür medya falan hikaye bunlar gelirse biz daha kötü olacağız. Yani daha doğrusu siyasetçilerin tamamının işine gelmeyen bir yerel medya var. İşte bugün gazetelerde... Neden? Şimdi aylık gazete yapıyoruz çünkü güçlüler. Yerel medya gücüne güç kattı. Özellikle bu sosyal medyanın da gelişmesiyle yerel medya çok güçlendi. Bunu artık kaldıramıyorlar. Çünkü doğruyu konuşabilen cesarete sahip yerel medya. Açık. Açık çünkü ulusal medyaya bir şekilde dokunabiliyor. Ulusal medya sahipleri zaten belli grupların elinde ulusallar biliyorsun. Ya CHP'nin elinde ya AK Parti'nin elinde ya da başka grupların elinde işte Avrupa, Amerika, Fox gibi. Yani güçlü gruplar birbirlerine zaten bir şey yapamıyor. Yerel medya ortada da sabit bir düşüncesi yok. Konuştuğunu konuşabiliyor. Yerel medyaya bir operasyon çekildi. Önce
belediyelerde tasarruf tedbirleri adında belediyelerden gelirlerini yerel medyanı kestiler. Reklam şeylerini değil mi? Bütün gelirlerini, gazete aboneliklerini, her şeyini bitirdiler. Abonelikleri de mi sonlandırdılar? Bitirdiler. Yani bilinçli olarak yerel medyayı bitirme operasyonu. Şimdi de bazı büyük gazete patronları işte bu aylık dediğimiz çıkan, haftalık çıkan gazeteleri bitirmek için operasyon çektiler. Hükümet de bu operasyonun ve Cumhuriyet Halk Partisi bu operasyonun ortağı oldu. Sesleri bile çıkmadı. Şimdi aylık gazetelere iki tane ya da internet sitelerine iki tane iletişim mezunu zorunlu eleman koydular. Arkadaşım Türkiye'de bu kadar iletişim mezunu yok. Tekirdağ'da 70 tane gazete var. Ha, ikişer taneden adam nasıl bulacağız biz? Ay ben varım diyormuşum. Yani çok ilginç, ilginç. Şu an yani... O yürürlükte mi şu an o? Yürürlükte. 1 Nisan'a kadar bunu yapması lazım gazeteler. Oo. Yani operasyon üstüne operasyon çekiliyor yerel medyaya. Ama bu bizi sunduran, ya ben gazeteyi bırakırım kardeşim yani girmem, belediyelerden almasam da olur. Ama ben sizin aklınızda almaya devam edeceğim. Hiçbir zaman ben geri durmam ki. Yani sen beni susturamazsın ki. Bunu böyle yaparak beni daha çok... Daha çok aslında yani zaten, sınır uçlarıyla oynadın. Bakın bu kağıdı bizim gibi gazete, devrim gibiler bahsetmiyorum. Devrim günlük bir gazete. Hı hı. Bu gazete çıkar. Bunu zaten hiç kimse durduramaz. Bunlar da güçlü kurumlar. Hı hı. Ama ben zaten gazeteyi belediyelerden... İşte diğer yerlere girebilmek için bir araç olarak kullandığımız bir şeydi, ayda bir kere çıkardığımız bir kağıt parçası. Bizim için çok da önemli değil aslında baktığında. Ama bize karşı, belediyelere karşı yani belediye güçlerini kullanarak bir operasyon yapılıyor. Yerel medya ve yerel medya bilinçli olarak bitirilecek. Kağıt parçası da buna hiçbir şekilde sesini çıkarmıyor. Sözde ses çıkarmıyor. Bakın inanın ki onlar da gelseler aynı şeyin devamını yapacaklar. Vallahi her şeyde ben... Burada... Medya kuruluşlarının kapatılmasını onların işine geliyor. Kendime işte şimdi baktım Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorum yeni yeni kanallar kuruyor. Yani bunlar her ikisi de aynı şey. Tekrar ediyorum. Kapatılmaz ki Metin. Şimdi diyorum ya her şey çok farklı değişiyor. Yani geçen senekiyle bu seneki arasında bile ciddi var. İnsanlar da çok fazla bilinçlendi. Hep bahsediyorum. Vatandaş gazeteciliği var. Şimdi sana vatandaştan günlerce şey gelmiyor mu? Bilgi akışı gelmiyor mu? Biz zaten burada otururken bile bilgi akışını buradan yani alıyoruz. Hemen geliyor azıyor. Gruplarımız var. Bu artık hani bitiremezsiniz. Ne gazeteciliği belki basımsal olarak zorlarsınız yerel yönetimler olarak ama bitiremezsiniz. Bakın sabah bir şey geldi. O video eğer koyabilirsen Can, WhatsApp ihbar hattımıza bir video geldi Çorlu ile ilgili. Ki biz bunun haberlerini çok sık yaptık. Biz çevre konusunda çok fazla haber yapmaya gayret ediyoruz sizleri bilinçlendirmek adına. Şu an ekranda görüyorsunuz. Sesi yok ama ben, yani burası Çerkezköy yolu üzerinde bildiğiniz Kore Mahallesi'nin alt tarafında sabahın erken saatlerinde özellikle işçilerin işlerine giderken şey yapılmış, o saatlerde çekilmiş, yaklaşık 6 saat 6'da çekilmiş bir video, bana da 7 gibi atılan bir video bu. Şimdi vatandaş artık çok bilinçli. Vatandaş sizin yerelde yaptığınız ya da yapmadığınız her şeyi artık belgeliyor. Bakın bu çok önemli. Eskiden bizim muhabir arkadaşlarımız koşuşturmaya gayret ederdi. Şimdi öyle değil. Bizler sizler sayesinde olayları özellikle yerel yönetimlere iletmeye çalışıyoruz. Bakın ya da şeye, çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bakın, burada bir hurda yakımı var, lastik yakımı var. Bunu neden durdurmuyorsunuz? Biz zehir solunmak zorunda mıyız? Biz ölmek zorunda mıyız? Ölüyoruz zaten. Çevre kirliliğinde yeterince ölüyoruz. Deremizde ölüyoruz. Ergene Deresi'nde ölüyoruz. Topraklarımızda beton dikerek zaten ölüyorsunuz. Havamızda ölüyoruz. O yüzden devam edin. Siz vatandaş olarak bizi bilgi vermeye ne yapıyorsunuz siz bir şeyde? Bir yandan da yazışıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hazan Hanım'ı aldım. Kaptım. Kaptım. Vatandaş olarak lütfen sizler duyarlı olun her anlamda. Ve sandıklara giderken. Bakın Metin o kadar güzel şeylerden bahsediyor ki siyasi olarak. Sandıklara giderken çok dikkat edeceksiniz. Hem ulusalda hem yerelde. Vatandaşa çok iş düşüyor. Evet bizler bu şeyin sahibi mi oyuz? Evet sahibiz. Sandıkların da sahibi bizleriz. Bir de bir şey fark ettin mi? Bakın ben dahil, bakın kendimi de içine koyarak, ben dürüst bir adamım, öyle herkes gibi oynak bir adam olmayı hayatım boyunca sevmedim. Neyse o ağzımızda fikrimiz neyse çok zikrimiz şükür. De o. Ben dahil bir şeyi fark ettiniz mi arkadaşlar sistemi? Bir Muharrem İnce gerçeği ortaya çıktı. Fark ettin mi? Onu konuşalım ama yorumları bir okuyayım bir ondan sonra. Burcu adı güzel, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz Burcucuğum. Sedat Turan,
O 300 bin nüfusun olduğu Çorlu'da vekil adayları içinde liyakatın değil, paranın ön planda olması acınacak bir durum. Vekil adayı olacak kişilerin en az İzzet Volkan gibi donanımlı olması gerekir. Üniversite mezunu, en az bir yabancı dil bilen, şehre 10 yıl sivil toplum kuruluşlarında görev alarak hizmet etmiş olmak. Param var, liyakatim yok. Parti parti gez, kendine yer bulmak için duruşun yok. Yani özel bu şeyler çok fazla aslında Sedat Bey, sizinle biz de onu dedik zaten, hani Yusuf Gümüş'ten bahsettik. İzzet Sedat Bey de yıllarca AK Parti içerisinde çok emek harcadı. Küstürüldü, kızdırıldı ama yine de hiçbir zaman vazgeçmedi ve hep orada. Dediği gibi liyakat evet ama yapmacık liyakatçiler de var. Bir de o var. Onlara da dikkat etmek lazım. Artık herkes diyorum ya, çok daha fazla tabii, uyanık bence. Uyanık. Yani o yüzden para da bence çok önemli. Artık kusura bakmasınlar, ne yazık ki devir öyle oldu. Sedat abi diyeyim sana. Yani para artık gerçekten bazı kapıların anahtarı oldu. Olmadan olmuyor çünkü adım atsan para artık. Maalesef. Bugün seçimden sonra bunları daha çok konuşacağız. Evet. Handan ama var, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Handan. Ha, buna sen cevap vermişsin. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Metin Bey sana hemen sinyal göndermiş. Evet, hemen görüşelim yazdım yani işi. Tamam, biz araya girmeyelim. Anlaşın. Evet, Handan Hanım gerçek gazetecilik dediğimiz, hani Marmara Üniversitesi mezunudur ama gazeteciliği İletişim Fakültesi mezunudur. Hiçbir zaman hani yapmamış, başka işlerde görev almış. Sen Handan Hanım, ben Handan Hanım çıktığım gibi arıyorum sizi. Tamam, hadi siz sonra... Çorlu'nun değişikliğe ihtiyacı var. Geliyoruz bomba gibi. Ay, eyvallah. Tamam, Handan'a da bu iyi gelecektir siyasetten sonra. Evet biz siyaset... Muharrem İnce diyordun. Muharrem İnce gerçeği var. Benim kızım dün baktım çıkmış video çekiyor. Neydi o şarkının adı, unuttum şimdi. Evet, video çekiyor. Benim kızım Muharrem İnce'ye oy vereceğini daha bana o zamanlarda da söyledi. Ben gençlerin tamamı oraya döndü. Bakın, tamamı demeyelim. Bak, çoğunluğu oraya döndü. Şimdi babası CHP'li. Daha önce oy şeyse mesela, benim oğlumda da ben farklı bir şey görüyorum. Daha önce CHP, yani ilk oyu olmayacak. Kullandığı oyda işte Muharrem İnce'nin o sandıklardaki yapmış olduğu şeyden dolayı da kırgınlığı var. Mesela farklı bir şey. Ben çoğunu döneceğini düşünüyorum. İşte yeni oy verecek, evet, ilk defa oy verecek gençler farklı düşünüyor. Başından beri fikrim de zikrim de aynıydı. Ama bir farklılık var mı? Var. Bak, bir şey var. Bize yıllarca, aylarca, yüzyıllarca diyeyim hatta, bir şey kötü olduğunu öğrettiler mi koalisyonun? Hı hı, tabii, o empoze edildi. Bize yıllarca ve gösterdiler. Evet, koalisyon bu iş yapmaz. Ya koalisyon bugün nasıl iş yapacak? Bu yaptıkları, ittifak dedikleri şey koalisyon değil midir? Hem de nasıl? Koalisyon, peki, hepsi için. Bana yıllarca koalisyonu kötü olarak anlatan sistem, bugün bana koalisyonun iyi yön. Şu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Arkadaşlar 7 tane Cumhurbaşkanı vekili olur mu deyip eleştirdi. Bugün baktığımızda 12 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak neredeyse. Şimdilik. Daha da çıkarabilir. Peki bunun neresi gerek? Partili Cumhurbaşkanı olur mu denildi. Bugün partili Cumhurbaşkanı bırakmıyor işte. Sade oldun, bırak, çekil oradan. Yok. Bırak da bari Faruk Öztürk gelsin oraya da biz de işimize bakalım. Rozetimi çıkardım diyor. Ne? Rozetini çıkardın, halen devam ediyorsun orada. Nasıl bizim olacak? Bu şey gibi oluyor. Hani bizler de belediye milleti... rozetimizi bak, çıkardık açık derler de. Ben söylüyorum, milleti kandırıyorlar. Bence. Kimse kusura bakmasın. Bunlar o koltuğa oturdular. Ne parlamenter sistemi getirirler. Böyle çok güzel gidiyor derler. Böyle giderler. Bu sistem alışılmış sistem derler. Ben koalisyonun hiçbirine oy vermeyeceğimi söyledim mi? Başından beri söylüyor muyum? Meclisi aslında Ankara'nın kapatılırsa Türkiye'nin kurtulacağını söylüyor muyum? İşte işin ilginç tarafı, yeni yeni koalisyonlar. Baktığımda tek başına bir tane parti orada duruyor. Tek başına bir parti gördüm mü ben mühürü basarım abi, dayanamam. Ruhumda var. Ruhumda. Evet. Güzel. Ben böyle daha şeyde kalanları desteklemeyi de severim. Böyle daha ama dik. İşte orada da o zaman işte diyor mu, çok büyük hesaplar. Ben Muharrem İnce'nin birçok kişiden daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir kısımdan şu an %5'lerin yani üstüne partisi olarak çıkmış. Partisel olarak %5'lerin üstünde. Ya o şey tabii, bu, onlara bakmak ne olacak bilemiyorum. Ama gözüken köyde kılavuz istemeyiz yani. Yani bir farklılık böyle, var, bir gelişme var. Şimdi bir tarafta işte bak, konuşmalarını altında dinlediğinizde en mantık, biliyorsun, deprem daha olmadı. Olmadan depremi tek konuşan siyasetçi. Depremi de konuşmak istiyorum ama program sonuna bırakacağım, evet, onu şey. Yani deprem olmadan bile depremi konuşan siyasetçi. Bir siyasetçi. Siyasetle deprem konuşmak istiyorum. Bu yüzden
Göreceğiz. Onu da konuşalım sonuna doğru. Evet. Handan Hanım, Cem Karaca yayınlar dilemiş. Yayınlar dilemiş, evet. Yoksa ileri de bir şey yazmış. Yayınlar dilerim Sema Nur Hanım, Metin Bey. Staj ve şıraklık mağduru olarak evet. Diyorum. Meslek lisesi, memleket meselesi. Evet. Bu arada Cem... Cem Karaca için şimdi ben... Sen isim yazmış mıydın Cem için? Cem, ben milletvekili olacağını düşünmüyorum. Sanki konuşmalarımızda ben aklımda kalmış. Tabii Cem bilir vardı. Bunu da girer mi girmez mi? Şimdi siyaset çok farklı şey derler yani. Gelirse bize... Ben Cem'in Çorlu'da ilçe başkanlığı olarak düşünüyorum. Bilmiyorum, bu ben kendi şahsi düşünüyorum. Cem yazarsa hani fikri nedir? Düşüncen ne Cem? Bizimle paylaşmak hakikaten. İstersen çok mutlu. Ben daha çok Çorlu'da ilçe başkanlığı gibi düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Sanki yani, konuşmalarımızda daha önce vekilliğini konuştuk gibi hatırlıyorum. Vekilliğini değil. Biz yine istiyoruz Çorlu, o zaman. Çorlu yani. İlçe başkan. Ya şimdi Cem çok genç bir arkadaşımız. Ve siyaseti gerçekten çok iyi bilen bir çocuk. Şimdi gençler orada olsun ya. Bak şimdi, benden yaş olarak olsun. Çok küçük. Ankara'da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cem'in ilçe başkanlığını Ergene'de yaşadık. Yaşadık, evet. Gördük. Daha önce Çorlu Teşkilatı'ndaydı. Teşkilat gençlik kollarındaki hareketlerini çünkü gördük. Teşkilatın tabanından, hani benim hep söylediğim tabandan gelenler. Bir Ergeneli değilken, tamam mı? Çorlu'dan Ergene'ye atanmış bir ilçe başkanı iken, halen Ergene'de Cem Karaca konuşuluyor. Yani keşke Cem gitmeseydi diyenler var. Niye alındı diyenler var. Bak şu an eğer alınmasaydı Cem... açık ve net söylüyorum. Şu an Ergene'de belediye başkanıydı. Bırak milletvekilini geçti. Belki öyle bir düşüncesi var, bilmiyorum. Bak Ergene'de belediye başkanıydı eğer görevinden alınmasaydı. Anladım. Açık net söylüyorum. Hala da olabilir Cem. Yani Cem'in oradan çekilmesi çok doğru bir karar değildi. Niye çektiler, o teşkilatı niye bozdular? Onu da kafam, aklım, fikrim ne Cem'in almıştır, ne benim aldı, ne de Ergen halkının işte aldı. Hani bir laf var ya, onda ne kadar doğru söyleyebiliyorum bilmiyorum ama yukarıda aklar tepişiyor, bizde bir şeyler mi kalıyor? İnan ki, yani AK Parti Cem Karaca'yı orada eğer bıraksaydı, o teşkilat kendisi başkan falan bir şey olmasaydı bile yani bırak hiçbir şey olmasın, Ergen'i şu an uçurmuştu. Onun döneminde yatırımlar gelmeye başladı. İşte spor şeyleri aldı, bir sürü şey aldı. Baktığında çok çabalıyordu, yani, konuşuyordu, gidiyordu, geliyor. Ya bize bunlar lazım ya. İşte konuşacak. Ben o yüzden diyorum. Biz, evet, belli bir yaş üstüne okey bir deneyim var ama gençlerin enerjisi bak, çok daha genç farklı. Derken de her gencin değil arkadaş. Biraz da bu işte kendini eğitmiş insanlar lazım. Bir de Cem çok eğitimli bir çocuk. Şimdi teşkilatçı bir çocuk. Konuştu. Onu diyorum yani. Gençler her genç, her genç deyince bütün gençler sanki şey sahayla. Bakın. Bu işte becerikli olacak parti abi. Parti derdi. Her parti için bunu konuşabiliyoruz ama. Bir teşkilat tabandan geliyor olmak her eziyeti göre göre gelmek demektir. Yani Cem'i tanıdığım için hani bunu rahatlıkla konuşabiliyorum. Ezile ezile geliyor bu çocuklar parti içindeki belli görevlere. En tabandan yanlış geliyorlar. Bilmiyorum ama. Hayır, en tabandan geliyorlar. Hele gençlik kolları, kadın kolları, bütün ameleliği kimse kusura bakmasın. Şimdi vekil adayları için de aynı şeyi söylerim. Sizler seçileceksiniz diye. Kadın kolları ve gençlik kollarını heba ediyorsunuz. Sokaklarda, direk tepesinde bayrak atarken. Sema Nur Hanım, evlerde kadınlara ulaşmak için. AK Parti teşkilatlarının çoğunda kadın kolları yok. Daha Ergene'ye yeni atandı, dün atandı. İşte mecburlar yani seçime tamam, nasıl dün atandı. Kadınsız. 2-3 gün önce atandı yani. Bir gazeteci arkadaşım. O yüzden gençlerin özellikle teşkilatın tabanından gelen gençler benim için çok öncelikli. Her parti için bunu konuşabilirim. Daha önce de biliyorsunuz burada işte deprem bölgesine giden yardımlarda çalışan gençleri konuştuk. Cumhuriyet Halk Partili gençleri konuştuk. İnanın ayırt etmiyorum. İyi Parti'de, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Büyük Birlik Partisi, nerede olursa olsun. Gençler siyasetin amelesi. Kimse hani bu lafımdan da ne olur alınmayın. Ama her türlü büyükleriniz her türlü işi size yaptırır. Kıymet göremezsiniz. Paranız zaten hani o anlamda yoktur. Ama seçilebilecek noktalara geldiğiniz zaman da siz bir durun derler. Sizden bir tık daha yukarıdakiler var derler. O yüzden liyakat mı? İşte bu çocuklara, bu gençlere ve kadınlara gösterilmeli. Bunu önemsizleştiriyorsunuz. Evet, yaşlı kişileri belli bir yaş üstüne de saygımız sonsuz. Hani tecrübe diyoruz. Ama siz tecrübelerinizle bu gençlere yer verin ki bunlar yükselsin. O yüzden hani Cem'in de böyle bir düşüncesi varsa ben hani kendi bölgem adına çok mutlu olurum. Gençleri o ceylan derisi koltuklarda görmek beni inanın çok mutlu eder gençleri ve kadınları. Diğerleri zaten bir şekilde parası varsa oluyor. Evet, siyaset dediğimiz gibi hamleleriyle çok farklı yollara doğru gidiyor, ilerliyor. İlerlemeye de devam edecek.
Ama şunu da söyleyeyim, hani az önce farklı şeyler olacak. Bizim sevdiğimiz insanlar ve değer verdiğimiz insanlar da bir partiden çıkarsa mecbur o partiye de dönerim. Ben partizan değilim. Hayatım boyunca öyle. Olmadım. Orada öyle. Çorlu'dan kişiler olacak. Ben şimdi Cumhurbaşkanlığında tamam vereceğim belki kendimi. Şimdi Çorlu'dan sana şey diyorum. Cem Karaca Çorlu'dan seçilebilecek bir yerden atar. Yani oy veririm. Yani burada şey düşünecek misin? Parti bakmam. Hayır, partisi değil. Vallahi işte, bakmam. Yani koalisyonu falan düşünecek parti, misin? Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine aykırı bir harekette değilse bakmam. Ama onun belli bir kriterimiz var tabii ki. Ama onun dışında ben diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi atıyorum. Çıktı çok düzgün bir adayımız, belli bir ismimiz. Gözüm kapalı veririm oyumu. Atıyorum şeyden çıktı. Güzel bir yorum gelmiş. Evet, yani böyle Cem çıktı ya da ne bileyim işte başka biri çıktı işte buradan. Çorlu'nun ve bizim sevdiğimiz bir adaya çıktı. Çorlu'lu bir adaya çıktı. Partiye bakmam. Yani benim için şu an bir milletvekili olması çok daha önemli. Kesinlikle. Yani milletvekilliği kesinlikle sıralamalarında parti önemsemeden şahıslara oy vereceğimi buradan da söylüyorum. Belediye seçimlerinde de partiye değil, ben şahıslarına oy vereceğim. Yani benim sevdiğim adam Komünist Parti'den çıkarsa dahi bu şehre için bir şeyler yapacağına inanırsam yemin billah olsun ki onun yanında durup onun yanında savaşacağım. Çok güzel bir yorum gelmiş. O yorumu okumam lazım. Dinliyorum. Sedat Turan. Cem Taban'dan geldi. Gençlik Kolları ilçe il başkanlığı yaptı. Ergene ilçe başkanlığı yaptı. Avukat, genç, dinamik, heyecanlı. Tekirdağ'da doğmuş, büyümüş. Ama velakin yerli değil. Ah, bu çok güzel bir şeye değindin Sedat, teşekkür ediyoruz. İşte biz bunu burada aşamadık. İnşallah benim bu yazım üzerine utanırlar da. Ben hiç sanmam yazmış. Ya o kadar önemli bir şey. Bizim atladığımız şeylerden hani aslında atlamıyoruz. Söylemek istemiyoruz. Beyaz Çorlulu bir kavram var hani listelerde. Sedat da buradan çok yara almış bir isim. Aynı şekilde. Bu, niye? Bu yerli neye göre yani, yerli? Neye göre yerli? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yaşıyorsanız, buradaysanız, verginizi buraya veriyorsanız. Bir örnek vereyim. Yerlisiniz. Şimdi bak, Yusuf Gümüş de bu şehir için bir şeyler yapıyor, koşturuyor değil mi? Çok. İzzet Volkan da bu şehir aynen için bir şeyler yapıyor. İzzet'in yerli ve soy isminin güçlü olmasının avantajı Yusuf Gümüş'e 4 çarpı yapar. Aynı şeyde düşünürsen diyorsun. Aynı şeyde düşün. Atıyorum yani. Anladım. CV olarak da bak, her şey olarak bak. Yani ikisini kopya olarak düşün. Ya da hani Sedat. Rekabet yapalım. Tabii, rakip görelim. Görelim. Yani 4 çarpı önde başlar. Soy ismi ve yerli olması. Yerli olması. Ve burada da bazı özellikle üst siyasetçilere baktığımızda yerlilik kavramını çok müthiş derecede ciddiye alanlar var. Yani yerli olsun, çalışmasın, orada otursun, emir alsın yeter bende. Allah Allah. Evet, tabii canım. Siyaset. Allah, kusura bakmayın. Siyaset. Buradan Çorlu'dan giden gidecek aday. Yani, Sedat Duran'ın ilçe başkanlığı olma şeylerinin önü nasıl kesildi? Yani sırf burada bugün baktığında birçok isim burada yerli olmadığı için yer bulamayan birçok isim var. Yani yerli derken ben kökler bunu... mi burada olacak? Ha, kökler. İyi de siz yıllardır buraya çalışıyorsunuz. Kökünüzü salmışsınız demektir. Verginizi buraya veriyorsanız buranın şartlarına... Ya ben anlayamıyorum bak, bu... Bak mesela şeyi. 7 kuşak eşi buralı işte. Kim? Engin Adıgüzeloğlu. Bak en örnek vereyim. Engin Adıgüzeloğlu. Değil mi? Evet. Ama bir türlü adam buralı olamadı yani. Bak eşi de buralı işte. Trakyalı. Çocuk. Annesi Trakyalı. Şey baba. O zaman isim... mirası ya da siyasi mirası. Annesi mı? De Trakyalı ha. Siyasi mirası mı yok? Siyasi mirası değil. Yani ne olursa olsun baba dışarıdan gelmiş. Allah Allah. Yani burada bu sistemi biz bir yıkamadık. Ya, herkes bir şekilde dışarıdan yani, geliyor. Yani bir de burada bunu yapmak isteyenler sistemin sistem içinde dönmesini isteyenler. Çünkü başarılı insanlar değil. Liyakat sahibi dediğimiz liyakatı da bunlar emir kulları olarak algılıyor. Yani verdiğim emiri dinleyip eksiksiz tam yapacak adam burada dursun. İşte ondan sonra şimdi, diyoruz ki belli partilere kızıyoruz. Biat kültürü. Ola her partide biat kültürü var. Biat kültürü olmadan parti olmuyor. Ne yazık ki bu böyle. Ya yani sana şunu söyleyeyim yani ben açık ve net söylüyorum. Bu ülkede böyle. Yani şu an özellikle Tekirdağ böyle. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de böyle. Bence AK Parti'de de böyle. Ondan hadi AK Parti bildim bileli böyleydi de. Cumhuriyet Halk Partisi de buraya döndü. Hayır, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu daha da ağır. Arttı biraz bence daha. Bence daha da ağır yani. Hem yerel yönetimlerine bir bakın. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun partiyle olan ilişiği bitiyor bu son.
Cumhurbaşkanı oldu, partiden bitecek şimdi. Eğer bırakırsa, bırakmıyor da. Tamam mı? Rozetini çıkardım dedim. Çıkarmıyor. Ben duydum, şimdi, rozet çıkarmış. Ya rozetini çıkardı da parti rozetini şeyi devam ediyor. Çünkü milletvekillerini kendi seçmek istiyor. Kendi ekibini, kadrosunu, onu yemeyecek adamları orada tutmak istiyor. Çünkü belediye başkanlarına müdahil olmak istiyor. Belediye başkanları çünkü... İyi de belediye başkanlarınızı kontrol edemiyorsunuz ki. Ya belediyenin başkanı kontrol etmek istemiyorlar ki. Oradaki gelirleri kontrol etmek istiyorlar. O yüzden mi bizim tarım arazilerimiz betona talan edilirken ses çıkarmadılar? Burada biz şimdi orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başındaki çok değerli bir ismin burada neler yaptığını biz bilmiyor muyuz? Şimdi bunlar niye böyle seçiliyor? Siz burada belediye başkanları seçilirken de liyakat yerine sadakat arandığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi bu işin en derin döndüğü nokta. Bakın açık söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi bu işin en derin döndüğü nokta. Baktığında hepsi aynı da. Hadi bu da öyle. Yani eğer şu anda kendi, çünkü ben hep söylerim biliyorsun bunu her yayınımda. Ben daha geçen seneden öbür gün eski yayınlarıma gidin dönün. Belediye başkanlığının partisi olmamalı. Yerelde parti logolarının kalkması lazım derhal. Öyle derler ama o logo hayır, vardı. Hayır kusura kalkmasınlar. Yerelde seçimlerde parti logolarının derhal kaldırılması lazım. Belediye başkanlarının Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olarak yarışması lazım. Parti logoları burada bitmediği sürece ne rant biter, ne hırsızlık aynen biter, öyle. Ne başka bir şey biter, ne talan biter. Çünkü asansör firmaları git hangi vekil işi içinde bak o asansörlere kırmızı yeşili veren belediyelerle çalışıyor. Git hangi arkasını bir dönün bakın hangi milletvekilleri var. Birkaç milletvekilinin birleşmesinden oluşan bir firma. Ve bütün belediyelerin işini de bunlar alıyor. Eyvah eyvah. Anladınız mı? Nerede doğru iş yapacak? Yerelde milletvekili yani belediyelerin derhal parti logolarına kur. Atıyorum burada Ahmet Sarıkurt belediye başkanı adayı. Parti yok. Hı hı. Şimdi partisi var Cumhuriyet Halk Partili. Hı hı. Hadi Cüneyt Süleyman Paşa da AK Partili. Cüneyt çıkıyor mu vekil? Şimdi Cüneyt bilmiyorum. Dün için. Bir yazdım ona cevap vermedi. Aynen. Hayırlısı neyse o dedi. Öyle kaldık. Şeye döndük. Şimdi AK Partili olunca ne yapıyorsun? AK Partili adamları işe alıyorsun. Mecbursun. Çünkü onlar sana oy verecek. Onlar çalıştı. Burada CHP'li olunca ne oluyorsun? Bütün CHP'lileri belediyeye dolduruyorsun. Onlar senin için çalıştı. Onlar senin için çalıştı. Mecbursun. Mecbursun. Söz verdin. Torpilli adamı aldın. Getirdin. Aynen. Bir şey yaptın. Memur yaptın. Söz verdin çünkü. Başkan ailesine, yardımcısı yaptın. Ailesine söz verdin. Öbürünü başkan yardımcısı yaptın. Söz verdin. Meclis üyesi yaptın. Buna kızmıyorum. Mecbursun. Mecbursun. Çünkü aynen. O partinin içinde ona geldin. O parti logosu üstünde olmasaydı bugün bunları yapmak zorunda değildin. Liyakat sahibi insanlar dediğimiz. Liyakat sahibi derken iş bilen adamlar. Hı hı. Ne yapardın? Ulan bu yollar çok kötü. Kimi getirirdin? Bir tane mühendis bulurdun değil mi? Başkan yardımcısı bir tane mühendis alırdın. Ulan bu halk sıkıntılı, bu halkı çözecek. İşte şeye kimi getirirdin? Kültüre bir tane halkla ilişkiler büyük mezun. Bu işin okulunu okumuş ve bu bölgede. Gerçi Orion'dan Meral Hanım'ı şimdi koydular oraya. Hı hı. Hadi yani nasıl olacak bilmiyorum ama göreceğiz. Yani sonuç olarak biraz daha liyakatli adamları getirirsin sistemin içine. Ama parti işin içinde olduğu sürece sen ne yaparsan yap, senin hükmün bir yere kadar geçerli. Sen bazı noktaları karar veremediğin zaman da tepedeki sana müdahale ediyor. Bu da bu kadar gerçek. Ya siz ne sanıyorsunuz? Ahmet Sarıkurt o bu kendi özgür iradeleriyle mi bazı şeyleri kabul ediyor? Bazı şeyler yukarıdan tepeden geliyor. Kabul et ister etme. Maalesef. Etmezsen bir dahaki dönem yoksun. Tabii canım. Onu yani göze alıyorsan yap. Şey anlamında da değil. Hani kendi partisi anlamında da düşünmeyin. Farklı partilerdeki üst yöneticileri ama tarafından da baskılar görüyor belediye başkanı. Belediye başkanı güçlü olsa bunu yap, mesela Eskişehir Belediye Başkanı'na bunu yaptıramazlar. Ki yaptıramıyorlardı. Adam yani. Kırklareli yaptırmaya çalıştılar, istifa etti, bağımsız çıktı, halk onu seçti. Yalvar yakar gittiler başka partiye gitmesin diye adamın önünde diz çöküp el pençe durdular. Şimdi Kırklareli istediğini o partiye yaptırtır ama hiçbir parti ona istediğini yaptırtamaz. Yani. Biraz yani, da güçlü bir aday duruşta şey, olması yani lazım. Yani masaya yumruğunu vurabilecek işte, güce o güce halkın desteğini ve gücünü yanına almış ta adam. Partinin değil. Partinin değil halkın. Değil, şimdi belediye başkanı Ahmet Sarıkurt partisini bıraksın. Abi çıksın karşıma bağımsız. Şerefsizim ondan fazla oy alırım. Açık net söylüyorum. Eşi dahi kendisine oy vermez CHP'li adaya oy verir. Ünal Baysan gelsin bağımsız ikimiz de çıkalım. Eşi tamam. Dahil. Yok eşi verir. Yok vermez be. Eşi de gider partili onlar ya. Bak bunu unutma.
bilmiyorum. Eşi dahi Cumhuriyet Halk Partisi'ne verir, Ünal Baysal bağımsız çıksa bağımsız vermez. Başkanım vekil olacak. Onu söyleyeyim. Yani ben bak buradaki tüm ünlülerin yani şu an mevcuttaki siyasetçilerin tamamına yerelde karşıma çıksınlar, hepsinden fazla oy alırım. Bağımsız ama parti yok. Ünal Baysal'ın başkanımın önünü keser. Bak söylüyorum ben açık söylüyorum. Olacak. Yıllarda bu ülkede şehirde belediye başkanlığı yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Millet Afay Köstrak. Çorlu'dan ikimiz de aday olalım ya, ondan fazla oy alırım. O kesin. Kesin. İstediği kadar süper siyasetçi olsun. Ne ne? Ayrı bir şey. Bak açık söylüyorum. İstediği kadar iyi siyasetçi olsunlar. Karşıma çıksınlar, hepsini gömerim. Valla yerel çok farklı. Sandığa. Birazdan yerelde bahsedeceğiz tabii ama. Güzel partiye sığınmışlar. Kendilerini keyif gel, keyfim gel orada. Parti orada. Ağaç koysam oy verecekler sonuçta bu halk. Maalesef. Şu halk da kafasını bir atıp atmadı. Bu sefer çok bence hani bu gen 2 aylık sürecimizde sandıklara gittiğimizde de işler bence farklı olacak. Yerelde daha da farklı olacağını düşünenlerdenim. Nasıl olacak? Hiçbir şey olmayacak. Hepsi aynı olacak. Değişecek hiçbir şey yok. Ben değişeceğini düşünüyorum. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Benim fikrimle gitmezseler hiçbir şey değişmez. Önce Ankara'yı kapatacağız değişmek için. Sen çok bak, keskin şeylerin var. Bu başka türlü olmaz ya. Bak açık söylüyorum. Biraz yavaş yavaş. Bak hepsi aynı bunların diyorum ya. Görünecekler, halk görecek, arayacaklar mum. Biz tarihimiz boyunca bunu yaşadık. Allah. Gelen gideni hep arattı. Sen ne yani şimdi bizim bölgemizdeki vekiller çalışmıyor mu? Ya hangisi ne çatmış? Bana biri bir şey söylesin, ne çatmış? Bir tane şey, yapmış. Bir dakika dur, neydi? Cumartesi günkü gazetemizi bir koy, onun ver. Konuya geleceğim. Bak. Hem oradan da şeye geleceğiz. Bak kilo almış başkanım, gezmeyi bırakmış. Yok bence o şey kötü şey ya. Biliyor çok öyle kilo. Öyle diyorsun, kilo mu? Bak baksana çok kilo almış, yüz yuvarlak olmuş. Sayın vekilim. Eskiden çok beziyordu. Hayır üstelik de deprem bölgesinde ne yiyor ne içiyor orada. Belediyeler de gitmiş oraya, gördün mü başkanlar? Belediyeler derken? Bütün belediye başkanları da deprem bölgesinde. Ha, ben şeyi gördüm. Ergene'yi konteyner gördüm. Dağıtıyorlar. Hepsi orada. Ergene'yi gördüm. Sayın Ahmet Sarıkurt'u gördüm. Çadır, hepsi çadır, orada. Çadır şey yapıyorlardı. Çok ilgimi çekti. Neden? Hani ne olur izliyorsunuz gene beni yanlış anlayacaksınız. Ya ne yanlış anlayacağım? Şov yapıyorlar. Çadır kurarken takım elbiselerinizi çıkarsaydınız. Hani bu biraz bana şey geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şov geldi. Ya şov yapıyorlar. Bu belediye başkanlarını toplamışlar seçim. Bir şey söyleyeyim. İlhami Bey de oradaydı ama. Evet, seçim olmasın. Bu adamlar oraya gider mi? Bana biri söylesin. Dürüst olun ya, dürüst olun. Ya, seçim olmasaydı gider miydiniz? Şu an için diyorum. İlk gün gittiler. Hani her vicdanı sahip insan gider. Gitmez. Bugün giderler miydi? Gitmez. Ben gene de gitmelerine tepkiliyim. Hani diyeceksin Semandur yardımlar. Yardım tabii ki. Tırlar gidiyor. Hala Çorlu'dan tırlar gidiyor. Bununla ilgili asla bir şeyim yok. Ama bas bağırıyorum 3 yıldır bölgemizdeki depremle ilgili ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya ilk onu konuşacağım biraz. Semandur'a 3 ay sonra unutacak herkes, ne gerek? Unutturmayacağız. İlla yaşayalım, illa inkaz altından mı kalalım? Meryem Pat demiş ki keşke herkes Komünist Parti çalışsa kadar çalışsa, o kadar da dürüst olsa. Keşke. Vicdan, önce işte güvenmek, birbirimize güvenmek. Biz en büyük sorunlarımızdan biri aslında bu. Bizim seçtiklerimize güvenmiyoruz. Bakın Çorlu'da Komünist Parti'yi bir aday çıkarırsa seçim oranı yüksek olur. Bence de öyle. Ben söyleyeyim yani. Özellikle bu bölgelerden çıkar. Atilla Atikop Çetinkaya, iyi yayınlar diliyorum. Çorlu'da evlilikler bile belli statüdeki insanlar arasında olur. Biraz önceki şeyimizden herhalde. İnsanlar sınıflandırılır. Gel gör ki haydut vasfındaki paralı kişiler maddi sebepten ya da korkudan baş tacı edilir. Değişik bir yorum olmuş Atilla, teşekkür ederim. Bu şehre emeği geçen, istihdam sağlayan insanlar kıymetli olmalıdır. Kuyusunu kazanlar değil ama biz iyi kuyu kazıyoruz, değil mi? Çok. Maalesef biz iyi kuyu kazıyoruz hepimiz için. Kadın kadının kuyusunu kazıyor, başkası siyasetçinin kuyusunu kazıyor. Bu konuda ihtisas sahibiz galiba. Sedat Turan. Kerim Atalay Çorlu'da ilçe başkanlığı yaptı. En zor dönemde 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde teşkilatın başındaydı. Ben de yönetimde halkla ilişkiler birim başkanıydım. Darbe olduğu gün 15 dakikada teşkilatı partiye topladı. 29 gün sokakları terk etmedik. Belki de başka biri olsa o durumda Bulgaristan sınırını çoktan geçerdi. Nerede Kerim Atalay ve ekibi? Şimdiki teşkilatlarda kaç tane gezi olaylarında tencere tavacı var görevde? Kerim yerli olsa il başkanı veya vekil olurdu. Evet, yerlilik ve yerlilik dışı şeyimiz herhalde. Kerim
hem o hem de hatalı bazılarının gazına geldi Sedat Turan. Yani Kerim'in sıkıntısı da oydu. Kerim biraz son dönemlerinde... Gerçek belki şeyini ortaya koyamamış olabilir Kerim. Yani son dönemde yani iyi yürüttü. Sona doğru biraz sıkıntı yaptı. Kızgınlar vardı. Teşkilata sahip çıkmadı bence. Siyasetçiler içerisinde de biliyorsun biraz da yani sahiplenme. Anlatabiliyor musun? Yani mesela ne olursa olsun ben hiçbir zaman bunu saklamadım. Yerel seçimlerde ben AK Parti'nin adayı bizim Serkan'ı destekledik değil mi? Yani çünkü inanıyorduk bu şehir için bir şey yapacağına. Ya ben inandığım için destekledim. Yani onunla ben gördüm bunu. Yani bugün baktık yapamıyorlar. Yani beceremediler. Kusura bakmasınlar. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar ister kızlar ister kızmaz. Ben kusura bakmayacaklar. Yani olmayacak adama da amin, duaya da amin diyecek adam değilim. Hiçbir zaman demedim, hiçbir şeyden de korkmadım Allah'tan başka. Bir tane canımız var, onu da alacaksa Rabbim alır zaten günü ve zamanı gelirse. Yani o yüzden ama ne yazık ki seçim bittikten sonra ortada bakıyorsun kimse kalmıyor. Bak o seçim bitti ve bir daha hiç kimse hiçbir şekilde çıkmadı. Saha bu değildir. Saha seçim bitse de devam ettirmektir. Yani o aday iyi bir isimdi baktığında. Değil mi? Serkan Erçili gerçekten çoğu da yerli, bilgili. Bu hadi tamam hani dediği gibi. Yerli kıvamında. Ha, kıvamında isim olarak iyi, temiz bir çocuk. Baktığımızda herkesin tanıdığı, sevdiği bir isim. Bunun devamı yok. Seçim bitti. Ertesi gün herkes kabuğuna çekildi. Gitti bitti. Biz halen orada durduk. Halen anlatıyoruz. Teşkilatta kimse yok ortada. Bizim anlattıklarımız bizden. Ya sen, ben, devrim, biz. Bizden başka muhalefet yapan yok. İşte benim yerelde de genelde de muhalefet yapabilecek cesarete sahip adam yok. Bak söylüyorum yok. Korkaklar. Korkuyorlar. Korkakların ötesinde birbirleriyle menfaatleri var. Hepsinin çıkar ilişkileri birbirini tetikliyor. Bugün meclise bak. AK Partili meclis üyeleri neye ret vermişler? Açın listelere bakın. Hayır listeleri de göremiyoruz artık. Lütfen şu Çorlu Belediyesi internet sayfasında meclise katılan meclis üyelerini bir görelim. Kim katılmış? Ya ne kim katılmış Sema Nur Hanım ya. Yapmaya gayret edelim. Liyakat sahibi adamlar dediğin yani gibi işte. Çok liyakatçılar. Ya gönderiyoruz oyumuza yazık. Oyumuza oyumuzun şeyini alıyorsunuz siz. O yüzden oraya gideceksiniz kardeşim. Çok ekstrem bir sorunuz yoksa o koltuklara gidip bir saat bizim için orada oturmak zorundasınız. Değerli meclis üyeleri. Bunu yapın yani bunu. Bunu yaparsan kazı. Arkadaş yani. Bir kere bizim halk olarak, millet olarak bak bir... Ben atıyorum AK Partiliysen AK Parti'nin yanlışlarını söyleyebilme cesaretine sahip. Söylemelisin. Söylediğin zaman ne oluyor? Biz siz bunu yaptınız. Yaptık. Başınıza gelmek. Yapmaya hala devam ediyorum. Evet. Yani hiç yani... bunu koymam. Sedat Bey az çok belki biliyordur. Çünkü o dönemde sanıyorum benim ihracım istendi sizler yönetimdeyken. Doğruyu söylüyorsanız hani bir laf var ya doğruyu söyleyen dokuz kovun. Kovun ama başkasından zarar görüyorsunuz. Bizlerden görmediniz. Evet. Görmezsiniz de. Biz vatanımızı Türkiye'yi, Çorlu'yu, Tekirdağ'ı çok seven kişileriz. Burada bu kadar konuşmamızın, bu kadar belki yeri geliyor hani sinirlerimiz zıplıyor diyeyim, sesler yükseliyor. Özellikle benim bu işte yerel yönetimlerin ve deprem konusunda bir şey yapmamaları ama deprem bölgesine gidip çadır kurarak şov yapmalarına ben tahammül edemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi edemiyorum. İlçe başkanları da gitmiş mi fotoğrafta var mı? Şey var Volkan Nanlar orada. İlçe tamam, başkanlığında var mı bilmiyorum valla. Peki. Bakmadım ben sadece bir şey söyleyeceğim. Sayın Ahmet Sarıkurt'un, Sayın Ünal Baysan'ın o dönem bu şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çok iş yapabilecek bir ismin önünü kestirebiliyorsun ilçe başkanı yarışında. Evet. Şu bir ilçe başkanı vardı avukat adını unut Özgür. Özgür. Nerede o? Milletvekili adaylığı için. Nasıl aday yok ortada hiçbir yerde yok gözükmüyor. Ne bileyim önce istifa etmişti. Kaçmak için mi oraya da istifa etti? Ne bileyim. Adaylığı yok. Aday mı aday için yaz var mı yok. Burada da yok. Bir şey söyleyeceğim. Nerede Özgür Ertaş? Yurt dışında. Nerede yurt dışında? Hakikaten ne nerede? Ne bileyim yani. Ben aday olacağım dedi. Çekildi gitti bir daha ortada yok. Nerede bu adam? Ay bilemeyeceğim. Bu, ben bir şey söyleyeceğim. Ünal Baysan. Bugün bak valla bazen beni çok kızdırıyorlar. Ahmet Sarıkurt. Bu adam olsun diye yapmadıkları... etmedikleri ama, kalmadı. Ünal Baysan döneminde Yıldıray'ın önünü kesmek için Yıldıray'a pusular bilmem neler üyeleri arayıp tehdit etmeler yapmadıkları kalmadı. Bugün ne oldu da bu adamı birden harcadınız? Merak ediyorum sadece soruyorum. İstememişlerdi. Ne zaman dönecekler acaba? Bu işin
Çorlu'nun bu bak Çorlu'nun bu ilçe başkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu ilçe başkanıyla kaybının sebebinin tek sebebi Ahmet Sarıkurt'tur Ünal Baysandır'a. Bunu da buradan söyleyeyim de sonra bana kimse... Seçime bu başkanla gidilmeyecek mi? Ha? Bu yeni seçilen başkanla gidilecek. Gidilecek de yani bugün nerede hani Özgür arkadaşlarının da Çorlu için diye çalışmıyor. Ben ama onu soruyorum. Ama ne bileyim Bekir adayıdır belki Ankara'da. Onu, işte onu seçenlere, onu seçtirip o koltuğa oturanlara sesleniyorum. Ahmet Sarıkurt'a sesleniyorum. Ünal Baysan'a sesleniyorum. Nerede adanız? Çadır kurmaya gitmiş olabilir. Nasıl çadır kuruyorlar bilmiyorum. Valla çadır kurmuşlar yerde... tabii ki. Kurmasına ilgili bir şeyim yok. Bir yerde benim bir çadır kurdukları doğru da nasıl çadır kuruyorlar onu ben bilmiyorum. Miktat Hoca'nın bir şeyini yaptığını bilmiyorum. Çadır onlar bilir. Ya bak çok önemli bir şey var. Miktat Hoca, Miktat Kadıoğlu afet ve afet sonrası için çok değerli bir eğitmendir, hocamızdır. Bu değil. Bir tane Twitter'da bir yazısı vardı çadır kurmakla ilgili. Hani okumanızı isterim. Yani özellikle bu da çok önemli. Şimdi bölgeye gidiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetim başkanlarımız, işte Çorlu Belediye Başkanımız. Gittiniz, tamam çadırda kurdunuz, Allah bin kere razı olsun. Götürdüğünüz yardımlardan Allah bininizi bir etsin. Ama şimdi siz orada neden o binalar yıkılmış? Bunları incelediniz mi? O zeminin faktörlerini incelediniz mi? Geldiğinizde hani Çorlu'da ne yapacaksınız? Hep sorgumuz bu ya, sualimiz bu ya. 3 yıldır. Tekirdağ tüm kamu kuruluşlarına ve belediyelere seslendim. Seslenmeye de devam edeceğim. Sayın hocalarımızı lütfen takip ediniz. Bakın bırakın artık çadırı diyor. Siz orada ne yapıyorsunuz ya da kendi bölgelerinizde ne yapıyorsunuz? Bakın bunun için müneccim olmamıza gerek yok, falcı olmamıza gerek yok. Sadece bilim insanlarını lütfen izleyin. Marmara sismik boşluğunda deprem olacak. Net. Öleceğiz. Ama yok onu Allah biliyor. Ama ne zaman olur? Şiddeti ne olur? Bizler nasıl etkileniriz? Bunları lütfen değerlendirin, okuyun. Yani haritaların değiştiğini devamlı söylerdim size. En son bu deprem ne yazık ki bu gerçeği de ortaya çıkardı. Fay haritaları tekrar güncellenmek zorunda. Şu an Çorlu'nun neresinden geçen bir fay var ya da Marmara sismik boşluktaki haritalanma sistemini biliyoruz. Orada neler var biliyoruz. Biraz önce bir şeyler vardı, Miktat Hoca'nın yine onun bir görselini yansıt. O yüzden bölgenize döndüğünüzde çalışma yapın artık ya. Ya toplantı yapıyorsunuz. Belediyede haberi birileri toplantı yapıyor. Yok birimler toplantı. Ne yapıyorsunuz? Bu toplantılar sonrasında bize bunun dönüşünü sağlayın ne olur. Bununla beraber. Ya bakın, lütfen Seman Hoş. Kek pasta yiyorlar, çay içiyorlar. Vallahi toplantı bilmiyorum. Yapıyorlar. Bir tane daha gör. Heh, bu büyüt bunu. Kek var mı masada? Ben bilmiyorum. Büyütebiliyorsan büyüt bunu. Büyüt büyüt bakayım masaya yani, gel. Mimarlar Odası. Çorlu. Dördüncü defa deprem üzerine toplanmışsınız. Çalışma yapmışsınız. Bak tebrik bunlar ediyorum. Çok yemiş. Yemek sonrası soda almışlar. Gazları sizi keser. Tebrik ediyorum Mimarlar Odası. Ama ne yaptınız ya? Ne yapıyorsunuz? Dördüncü altta yazısında var çünkü. Benim şeyim değil bu. Bakın kendi sosyal medya hesaplarında koymuş oldukları bir şey. Dördüncü kez toplanmışlar. Çorlu ve depremi konuşmuşsunuz. Dördüncüsünü yapmışsınız. Ne yaptınız? Ya bir basın bülteni yapmak bu kadar zor mu? Mimarlar olarak Çorlu için depremde ne çalıştınız? Bizi bilgilendirsenize. İnşaat mühendisleri ne yapıyorsunuz? Bizi bilgilendirsenize. Biz böyle bakıyoruz. Bir gün ne zaman öleceğiz diye bakıyoruz. Sismik boşluktaki olacak bir depremde ne zaman enkaz altında kalacağız diye bakıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Bu arada ben yani, bu ayrı bir şey, belediye ayrı mimarlar bir şey. Dedi, diğer oda ne dedin? İnşaat mühendisleri. Mühendisler odası başkanıyla konuştum. Ahmet Sarıkurt'a gönüllü ekiplerinin hazır olduğunu, yani ne gerekirse yapacağını bildiklerini söylediler. Bence gönüllülükle fazla da gönüllü olmasın. Hayır yani gönüllü ekipleriyle bu işi içinde olduklarını söylemişti. Ahmet Sarıkurt'tan haber bekliyorlar. Görmedi biliyorum. Haber aynı bekliyorlar. Şekilde. Ama şuna da karşın bakın TUMOP odaları. Gönüllülük esastır tabii ki ama şimdi belediyenin zaten bir çalışanı var ve sahaya zoracak. Bunlar zaten yaklaşık 20 bin lira yakın maaş alıyorlar. Siz ne yapacaksınız? Gönüllü olmakla bu işi kurtaracak mısınız? Adamlar ona bile razı ona ama bile belediyede razı. İş yok. 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 Yani, Çorlu Belediyesi ve diğer belediyeler hakikaten bitmiş durumda. Bakın offside oynuyor size söyleyeyim ya. Var mı? Sayın yerel yönetimler büyük ihtimalle oradasınız beni dinlemiyorsunuz başkanlar da. Elemanlarınız mutlaka dinlesin. Özellikle basın grubunuz bizi bir dinlesin. Kırmızı eylemler haberiniz var mı? Kırmızı eylemlerden. İrap'ın Kasım 2022'de ve Tekirdağ daha doğrusu tüm Türkiye'de tüm illerde istedikleri yapmanızı talep ettiği çalışmalardan haberiniz var mı? O listeyi sana atmıştım Can. Koyabilirsen koy.
Tekirdağ için tabii ki birçok şey var, faktör var. Şunlar elimde. Bakın deprem için 3 tane madde var. Kasım 2022 İRAP raporları. Açın bakın. Kırmızı eylemler diye geçer. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar İRAP'ın ne olduğunu bile bilmeyeceğini tahmin ediyorum. Ay, olamaz canım. İRAP ki bilmezler. Valla o kadar da sinirleneceğim. O kadar da söyleyeyim. Bakın, git meclis üyelerinin yarısını yakala. Sor İRAP nedir diye bilen varsa ben de. Kırmızı eylemler. Buradayım. Yani kırmızı çok dikkat çekilmesi gereken eylemler. Kasım 22'de bunların yapılmış olması gereken eylemler. Bakın 2021-2022 yanlarında gösteriyor. Eylem planları A4 olarak başlar. İlin ayrıntılı yapı stoku çıkarılacaktır diyor. Yanında da kim çıkaracak yazmış. Çorlu Belediye Başkanlığı, Çerkezköy, Ergene, Saray hepsi. Okuyunuz oradan ya da bulunuz, sisteme giriniz. Tüm kamu kurum ve kuruluşların öncülüğünde deprem danışma kurulu oluşturulacaktır diyor. Var mı? Mimarlar Odası toplanıyorsun ne yapıyorsun? Bunu gündeme getirdin mi? Bundan haberin var mı? İnşaat Mühendisleri Odası bundan haberiniz var mı? Altay'ın bak taşkının altında bir sürü şey var. Afetle ilgili çalışmaları var. OSB'ler ayrı keza öyle. Çalışmalar yapmak zorundasın. Deprem için 3 madde var. Ve biz Marmara Sismik Çukuru'nda deprem bekliyoruz arkadaşlar. Daha ne diyelim? Lütfen artık şovları bırakın. Bakın can size buldu. Olacak yer belli. Ha şiddetini bilemeyiz. Zamanını bilemeyiz. Ama yıkımsal bir depremle karşı karşıya olacağımız nettir. Soru işaretinin olduğu nettir. Kimine göre 18 kilometre uzaklığımızda, kimine göre 30. İşte hani insanlar böyle. Emlakçılardan duyuyorum, kendinizi bir toplayın emlakçılar. Burada da size bir lafım olsun. İşte orası 35 kilometre, 39 kilometre uzak da burada bir şey olmaz. Yapma ya. Emlakçı değil onlar, simsar. Yapma ya. Yani o kadar şeyde Allah korusun 7.000'de bir depremde siz ne yapacaksınız? Bakacağız mı öyle birbirimize? O yüzden bu eylem planlarının işte bizim Kasım 2022'de teslim etmemiz gereken İRAP planlarında yapılmış olan bu kırmızı eylemlerin bitmiş olması lazım. Bizim afet senaryomuzun bitmiş olması lazım. Burada Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisler Odası zorlayacaksınız. Sadece toplantı yapıyorsunuz. Dediğin gibi işte masanın üstünde sodalar. Bırakın ve ne yaptığınızı açıklayın. Basın bülteni yapmak bu kadar zor olmaz. Yazacaksınız, bizlere atacaksınız, biz de paylaşacağız. Oğlum kendi sosyal medyalar var ya, paylaşıyorlar oradan bir şey. Orada da paylaşmamışlar. Ya sadece toplantı yapmakla bu iş olmuyor ki. Bu iş olmuyor. Bizi bilgilendirmek zorundasınız. Sayın Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisler Odası yaptığınız her adımda. Ki belediyeleri lütfen zorlayın. Belediyelerin yaptırımını zorlayın. Yerel yönetimleri afet konusunda çalışmaya zorlayın. Ve deprem konusunda. Gerekiyorsa AFAD'ı da hep beraber. Çünkü inanın oradaki görüntülerin burada olmasını ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Sizler de istememeniz için çalışın. Hayırdır? Dur açayım abi dur. Evet böyle. Bak canlı yayında biz bu işi böyle yapıyoruz. Sayın İsmail Ceylan. Büyük Birlik Partisi. Lütfen, hoş geldin başkan. Evet başkanım, şu an canlı yayındayız. Aradın madem hemen yayına alayım seni. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Sema Nur Hanım'a, size. Başarılarınızın devamı diliyorum. Gerçekten takdire şayan bir insansınız. Sağ olun. Amacınız, gayeniz Çorlu'ya hizmet. Çorlu için mücadele ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum bu emeklerinizden dolayı. Sizden bir vekillik var mı başkanım? Çorlu için bir vekil adayı çıkacak mısınız? Var mı partiden böyle bir şey? Gerçi bir ittifak üyesisiniz siz de ama ne olacak biz de merak ediyoruz. Cumhur İttifak'tayız. Öncelik amacımız, gayemiz Sayın Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak. Ama gönlümüzdeki vekiller de var. AK Parti yönetiminden giren kardeşlerimiz. Yani genel başkanımız da talimat verirse zaten kendi adaylarımızı da çıkaracağız. Yani biz Çorlu için faydalı olabilecek İnsanlar varsa her zaman yanındayız. Şov yapanların değil, gerçekten Çorlu için çalışacak insanların yanındayız. Teşekkür ederim. Amacı şov yapmak olan varsa başka yerde yapsın. Çorlu bizim için önemli, vazgeçilmezdir. Başkanım siz bir parti ilçe başkanı olarak gerçekten bu şehirde en çok koşturan isimlerden birisiniz. Ve bir beklentisi olmuyor. Yani bir genel baktığınızda bir iktidar değil, bir ana muhalefet değil parti olarak...
Siz bu kadar çok koşturuyorsunuz, işte hakikaten her yerdesiniz, bir mücadele içindesiniz. Sizi yine de tebrik edeyim şu siyaset üstü ve sizin gibi siyasetçilerin de inşallah daha fazla çoğalmasını temenni edeyim. Başkan yeni sahaya çıkmadı aslında. Hep evet. Sahadaydı başkan. Kolaylıklar diliyorum size başkanım. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok i̇yi sağ çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. Yayın sonrası arayacağım başkanım. Ne konuşacaksak konuşuruz. Tamam. Görüşürüz, sağ olun. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Gördüm başkan, dur dedim canına el halim. Ayaküstü hemen hızlı olsun. Olsun. Ben çok şey veriyorum, değer veriyorum başkan. Dediğim gibi sadece siyasetten... Ya bak, iktidarda değil, ana muhalefette ama değil. Ama sokakta, yani hiçbir sokakta beklentisi yok. Şimdi sahadaydı, hep sahadaydı. Ya sokakta, gerçek bu sokak. Sağa sokak. Böyle bir adam hiçbir beklentisi yok, düşünsene. Ya ana muhalefet değil, iktidar değil, belediyesi yok. Hiçbir şey yok. Ve bu adam ne yapıyorsa kendi cebinden yapıyor. Evet. Tamam mı? Parası yok, genel merkezden gelen bir payı yok. Partisinin bir payı yok. Allah razı olsun. Düşünün yani. Bakın bunlar, işte bunlar gerçekten siyaset yapmak için siyaset yapanlar. Ama ne yazık ki bu şey değil. Ama bir ara baktığımızda mesela Cumhuriyet Halk Partisi içinde kavgalar var. İlçe başkanı olacağım. Güç. Geliyor nasıl olsa. Nasıl olsa geliyor. Evet. Şey, Atilla demiş ki liyakat. Son yılların popüler terimi, kelime anlamını açıklayalım da herkes bilsin. Bağlılık mı, uygunluk mu, yalakalık mı? Hepsi. hepsi. Çoğaltılabilir. Sedat, AK Parti vekil adaylarını barışarak AFAD'da yapılıyor demiş. Evet. Tebrik ama ediyorsun. Daha sonra sanıyorum partiye de bir şey olacak Sedat. Öyle bir duyumlarım var. Sadece AFAD'a vermiş olmak yetmeyecek. Ya şimdi o 30 hatta oradan liraya... ne kadar çok veren listelerde öne çıkacağı. Ben bir şey söyleyeyim. Polisler var yani. 20 bin AFAD'a yapıyorsa 20 bin de parti yapar seçileceği. Daha çok verenin ön sıralarda olabilme ihtimali. Kulislerde, Ankara kulislerinde konuşulan bu Sedat. Ama bu Ankara kulislerinde de Türkiye gündeminde olan bir şey. Parayı veren düdüğü çalar ya, bunu söyleyen söylemiş yani. Ali Gümüş aday arasında bence en doğru kişi. İnşallah teşkilatları toplar. Umarız. Göreceğiz. Erdoğan Çakır, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Doğan olmak üzere. Onun nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart tıp bayramını kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim demiş. Umarım. Ekranda gördüğünüz şeye bakın. Yani bizi hem izlerken hem de ekrandaki, yan ekrandaki şeye mutlaka iyi bakın. Dünyada ve bizde afet yönetiminin bir döngüsünü yapmış Sayın Miktat Hoca, Miktat Kadıoğlu. Üstelik de çok yeni bir şeydir bu, sistemik çalışmasıdır. İşte literatür dediğimiz dünyadaki yapılan kesim, döngü, bizdekine bakın olur mu? Hazırlık. Dünyada hazırlık yapılıyor, bizde ne yapılıyor? Oy peşindeler. Bu çok önemli bir şey, görüntü. Bunu unutmamak lazım. Yani o... afetlerde sadece hani belki oy... Risk azaltma, rant arttırma, müdahale, yıkım, iyileştirmeye bizde yaraban. Müthiş vallahi. Çok güzel. Tabii. Hocam çok şeydir, çok değerli bir insandır. Bugün de seçim bölgesinde çay yokmuş işte. Her şey var. Orası seçim bölgesi oldu biliyorsun, afet bölgesi değil. Seçim bölgesi. Seçim bölgesi. Seçim. Bundan sonra seçim çok, bölgesi. Çok doğru bir tespit. Tabii. Seçim bölgesi. Zaten partiden önce bir açıklaması da vardı şey Metin. Yani seçim, oradan şey, ama rant diyorum. şey oradan başlayacak. Deprem bölge şu anda bir rant bölgesi ayrıca. Yeni binalar yapılacak, kimler kazanacak, ne edilecek belli değil orası. Hem rant bölgesi de hem seçim bölgesi de. Şu an deprem bölgesi deme orayı. Vallahi ne dersen de. Ben orayla ilgili şöyle. Sabahta çay yok, kahve yoktu adamı ya arkadaşlar. Ya yapmayın böyle, o kadar. Bak ayıptır ya. Hakikaten ayıptır ya. Ya ayıptır ya. Bana ne çayından kahvesine ya. Siz önceliğiniz bu insanlara oturacak kalacak birer tane. Onlar için de ne yazık ki. Ve ben şu an bir yıl içinde ev yapılıp teslim edilmesini de doğru bulmuyorum. O konu. Ona açık konu söyleyeyim yani. Çünkü bu adamlara. Sabah 4.7 oldu. Geçici süreyle şey verin. Konteyner verin. Bu adamları, boş binalara, oradaki boş binaların sahiplerini bulun. Boşaltın. Devlet zoruyla mı yapacaksınız? Artık devletin bu kadar da gücü olması lazım. Yabancıları o şehirlerden çıkarın, memleketlerine postalayın. Ve bir an önce oradaki insanı oralara yerleştirin. Bu kadar basit. Çok doğru. Zor bir şey değil. Biraz bu depremlerin artçıları, tartçıları bittikten sonra da yap binalarını, koy. Şu anda seçime gidiyorsunuz. Seçim yatırımı, milleti yine öldüreceksiniz. Ya bu beşik gibi sallanan arazinin üstüne beton döksen nasıl olacak yani? Çok, çok
çok tehlikeli ya, ve tarım arazileri biliyorsunuz kendi böyle dağa çıkaracakmışız dedi. Dağda yapacaklarmış. Yok yani eteklerde. Orada fayatlarını incelerseniz ya da fayların geçtiği bölgeleri incelerseniz taşlık alanlarda da çok büyük yıkıma sebep oldu. Vallahi çok üzgünüm. Rantın kantın seçim ya, bu kahvaltıda çay var mıymış yok. Ya kahvaltı etmeyi verelim. Biz memleket, ben halen kahvaltı seven bir adam değilim ya. Ben halen kahvaltı etmiyorum. Oradaki sunum ne yazık ki şey. Saçma sapan bir şey yani. Yani ne kahvaltısı ne. Hayır, bunu da kullananlar var. Arkadaşım ben halen kahvaltı etmiyorum. Ben kahvaltıyı sevmiyorum. Benim kahvaltım yemek. Yani ben orada yani yemeğe de ulaşım yok. İnsanlara baktığında mesela o konteynerlerde yapılan açılan aş evlerinden ya da mobil aş evlerinden besleniyorlar. Ki bence doğru herhalde Hanım, o. Bakın bu ülke, tamam mı? Bir şeyler yapıyor. Her yerden yardımlar gitti. Hı hı. Bakın bunları da kötü niyetli insanlar kullanmaya başladı bazı yerlerde. Çok yardım gitti. Tamam mı? Çok. Şimdi bu kadar yardım nerede? Milyon TL'ler benim fakir olduğumu hatırladığım paraların gittiği yuvarlanan paraların gitti, bu paralar nerede? Öncelikle bir taraftan da işte Akut neydi o şeyin ki? AFAD diğeri bir tane daha vardı. Ahbap. Yani bu bölgede bir sürü de adamlar çalışıyor. Bu kadar bunlara da milyon TL'ler gitti. Hı hı. Arkadaşım yani hepimiz bir şeyler verdik. Çok. Hala nasıl çay yok? Şimdi, Çaykur var ya Türkiye'nin. Bir şey söyleyeceğim. Çayı geçtim ya. Ya kardeşim çay içmeyi versinler, bir şey olmaz. Yani öyle bak. Hayır onun için demiyorum. Hani? Ya bu insanlara bak, önceliği bakın çocuklarının eğitim alabileceği okulların yapılması. Hastanelerin yapılması. Tabii. Önceliği bu insan. Biz çay konuşmamalıyız. Şu an bu adamlar yani, yoksa çay içmesine dediğim için değil. Çaydan önce daha çok şeyler var. Sayın Bakanımızın vatandaşlardan çay isteme talebini zaten anlamış değilim. Çünkü bizim Çaykur gibi çok güçlü bir fabrika, telefon aç getirsin. Ne demek vatandaşlar çay göndersin diyor. Lan gönderme ha, bu saatten sonra ya. Ben gelecek yardımlarımı AFAD'a da yaptım, şeye de yaptım. Ben daha ne yardım yapacağım, siz canımızı mı alacaksınız ya? Yeter, ayıptır ya her şey halen. Vatandaştan. Yani. Hayır arkadaş, bu nedir ya? Vatandaştan. Tamam, vergileri alma benden o zaman. Ben bütün verdiğim vergileri oraya göndereyim. O zaman almayın benden vergi mergi ya. Ki hala da onunla ilgili biliyorsun ek vergiler çıkarma noktası. Ya Sema Nur Hanım, her şey halen her şeyin yani abartıyorlar. Bu işin işi bitti, cırkı çıktı. Cırkın da cırkı çıktı. Vatandaşın cebinden elinizi çekin, yeter artık, sıktınız ya. Hakikaten sıkıldık ya. Yani bu nedir ya? Canı sıkılan cebimize elini uzatıyor. Şimdi... Kardeşim verdim. Benim can malım bu kadar, verdim. Daha fazlasını veremem. Benden şu an artık bir şey istemeyin, vermem. Allah var yukarıda, vermem. 3 tane çocuğum var. Ben ancak onların geçimini, okullarının, o zaman yurt paralarını kesin, biri üniversitede okuyor. Bak şimdi yurdu bıraktık, 3 bin lira yurt cayma bedeli istiyor benden. Aa. Evet. Aa. Ası mağası yok, ödeyeceğim. Sanki ben yaptım bunu. Bunları ben ödeyeceğim. Bana... Yurt cayma derken yurttan çıkmak için mi? Tabii şimdi yurdu bırakıyoruz. 3 bin lira istiyor cayma, yani bana ne kardeşim? Oo, ben. Bakıldık başka bir konu yani. Ben caymadım ki, devlet bu kanunu getirdi. Benden tutturmuşsun, 3 bin lira ver bana. Bu bizim şeyimizde vardı. Sanki ben caydım. Devlet caydı arkadaşım, okutmadı çocukları. Biz verdik paranı, ödedik. Kardeşim ben 3 bin lira bu yurda vereceğime depremzedelere olayım. Yaptık benim bunları. Sen her yerden bizi vurduruyorsun. Ya Sema Nur Hanım, şu an öğrenciden çoğu daha korkudan okulları, evleri terk edemeyen çocuklar var. Nisan ayında geri çağırırlar diye. Doğru. Ya saçma sapan bir sistemin içindeyiz. Bunlara bakalım. Belirsizlik var ülkede ya. Oy peşine düşmüşler, oy devşirmenin peşindeler. CHP'si de AK Partisi de. Kusura bakmayacaklar ya. Bak çocuğu yurttan aldım, 15'inde çıktı. Bir aylık yurt parası istediler, verdik. Şimdi de cayma bedeli 3 bin lira yatır. Ayıptır ya. Ayıptır. Nerede bu cumhuriyetinde mi yaşıyoruz ya? Dertleri, güçleri cebimizdeki 3 kuruşu almak. Hükümeti de, muhalefeti de. Ayıptır ya. İşin hiç deme cırkı çıktı. Bir de utanmadan halen yardım. Ay, ben yardım bu saatten sonra yapamam. Hayır, o nerede? Benim yardıma ihtiyacım mesela, var. Yani biz kendi bölgemiz için daha net şey. Türkiye'nin her yeri çünkü aktı hani canlı ya yayınlardan. Milletvekilleri 6 ay maaş almasın. Kusura bakmasın. Cumhurbaşkanımız 10 ay maaş almasın. Herkesin maaşını kesin. Bu müdürlerin altındaki arabaları alın, satın, gönderin. Bana ne kardeşim? Vallahi çok. Bana ne ya? Belediye başkanlarının altındaki özel araçlarını alın. Ne işleri var özel? Kendi araçlarıyla gelsin. Çalışan kendi arabasıyla gidip geliyor. Fabrikanın müdürüne özel araba mı veriliyor? Fabrikanın o yöneticisi kendi arabasıyla fabrikasına gidiyor geliyor. Belediye başkanları niye kendi özel araçlarıyla gidip gelmiyor da halkın, milletin parasıyla olan özel arabalarıyla, devletin arabalarıyla gidip geliyor?
Niye gidiyor ya? Bunlar ellerinden alın satın. Alın işte size kaynak gösteriyorum. Bu ya herkesin altında bir özel makam aracı. Makam araçlarını satın. Bir kere müftünün altında makam aracı olmaz. Milli Eğitim Müdürü'nün altında makam aracı olamaz. Bir yerlere gidiyor mu? Kusura bakmasın da kendi arabalarıyla gitsin. Şimdi sen fabrikada işçisin. Sana özel araba mı tahsis ediyor? Şey, serviste gidiyor. Ha, kendi arabanla gidersin. Yakıt parasını dersin ki çok uzak yol iş için gittim. Paranı tahsil edersin. Bunu yapsınlar. Özel araçlara harcıra alırsın. Harcıra alsınlar. Devlet memurlarına da bunu yapsınlar. Ya bu ne de herkesin özel aracı var. Herkesin makam arabası var. Makam. Milli Eğitim'de makam arabası, orada makam arası, orada makam arası. Sadece makam arabası kendisi için de kullanılmıyor. Herkes için, ailenin, çocukları için de. Tabii. İçin de kullanılıyor. Yani ben Ahmet Sarı Kurt'un makam arabasının çocuklarını ve ailesini aldığını kaç kere gördüm. Şahidiz ve yazdık da. Kusura bakmasınlar. Birçoğunun aynı şekilde. Makam arabası yok mu? Başkanım var. En son jip aldı, bilmiyorum. Bisikleti vardı, onu biliyorum. Jipi de var. Nasıl bir jip aldı bilmiyorum. Şimdi günahına girmeyeyim. Öyle duyduk. Belki de yalandır, ha, onu da söyleyeyim. Onu bilemeyiz. Ama, şunu söyleyeyim. Bir kere bu makam araçlarını alın. Bakanımız çıkmış açıklama yapıyor. Kardeşim 50 tane makam aracın olmasın. Yardımcılarının da bile şeyin vardır. Onları da sat. Satın kardeşim. Ya vatandaş gerçekten satın. Biraz önceki lafın çok şeydi. Vatandaşın üstünden artık elinizi çekin. Çek kardeşim zaten ya. Zaten çok zor geçiniyor. Ha, canı sıkılıyor, çay gönderin. He iyi yollarım sana. Arabanı sat kardeşim. Devletin binlerce adamın içinde bedavaya gezdikleri arabaları satın. Kusura bakmayın. Bunlara verdiğiniz o evleri boşalttırın. Milyon TL'lerle maaş alıyorlar. Milletvekillerine özel evler veriyorsunuz. Boşaltın, getirin depremzedeleri yerleştirin. Kardeşim, bizden çekin biraz kendiniz elinizi altına sokun. Kusura bakmayın. Vekiller niye maaş alıyor? Belediye başkanlarının emir verin, hepsinin maaşlarını 3 ay 5 ay yollayın. Bana ne kardeşim? Bizden ne istiyorsunuz ya? Çok ilginçti o... Garip kurabanın sırtına yapışmışlar, gönderin. Zaten emin ol, o hani şeyler gitti ya, buradan da biliyorsun hem Çorlu Belediyesi hem de bir depo tamam, var. Yapılan yapıldı. Tekirdağ yolu üzerinde bir Çorlu Dayanışma Birliği var. Orada da toplanan vatandaş varını yoğunu evindeki işte iki tanesi bir tanesini getiriyor. Çorlu'da kendi gözlerimizle görüyoruz. Bu arkadaşlara destek olmak yok, lazım. Zaman Nur Hanım bak yaptık. Ben hala da yapıyoruz bak, hala da yapıyoruz. Ama yeter. Ama hala vatandaşın üstünden bakın, bunu talep etmek... Tam param varsa çok açık şey söylüyorum. Yani yapmak istiyorsan ben buradan da söylüyorum. Yapsınlar. Yapmayanlara yapma demiyorum. Parası gerçekten gücü olanlara. Ama yapıyordu bak zaten. Bana duygu sömürüsü yapmayı bıraksınlar ekrana artık. Ekrana çıkıp bir bakanın... Garip kurabaya ben artık... Bir bakanın çay istiyoruz demesi... Bak şeyi bırak yani. Bakanın demesini bırak ya artık bak ben artık para lafı duymak istemiyorum. Tiksindim ya, iğrenç bir şey ya. Ne hale geldik ya. Ya bu ülkenin bu gücü yoksa kusura bakmayın ya, yönetmesinler. İktidarı muhalefet. Bakın açık söylüyorum, bu belediye başkanları gittiler oraya. Olaylık belediye başkan maaşlarını seçime kadar ona maaşlarını almasına bağış yapsınlar. Sayın Ahmet Sarıkurt, sayın neydi bizim buradaki, bir sürü işte gitti hepsi bir sürü. Bugün giden mi? Şey, evet. Vahap Bey var. Vahap var işte Rasim Bey var. Rasim Bey 5 yerden maaş alıyor. Şeylerden de alıyorlar bunu. OSB'lerden de. OSB'lerden de 3 tane OSB mi var? Kaç tane OSB var Ergene'de? 5 tane mi OSB var? Valla toplamda Tekirdağ'da 14 OSB hayır, var. Hayır, Ergene'de 5 OSB var galiba. Her şeyden mi? Her OSB'den maaş alıyor. Kendi maaşı var. Ahmet Sarıkurt'un burada OSB'den var, şeyden var. 3-4 yerden maaş alıyor. Bir maaşını bağışlasın kardeşim bunlar. Kendi özel maaşını bağışlasınlar. Bunların paraya mı ihtiyacı var? Sıra bağışlayacaklar. Belki bağışlıyorlardır. Ya neyi bağışlıyorlar? Devlet emir versin. Bir kere bütün belediye başkanlarının 10 aylık maaşlarını kestim desin. Ondan sonra milli eğitimde yani yüksek beyaz yakalı kadrolardakilerin yarılı maaşlarını kestim, verdim, yardım ettim desin. Ya niye hep garip kuraban sırtına biniyorsunuz? Bunları makam araçlarını alın. Bunlara verdiğiniz özel evleri alın. Gitsinler onlar da vatandaş gibi kira ödesinler. Fabrikada çalışan adama özel ev verilmiyor. Kimse kusura bakmasın. Hem asgari ücret alıyor. Evet. Kira ödesin. Verir misin? Ama OSB yönetimleri... Mesela askeri birliklerin bu şeyleri vardı eskiden. Halen de var burada işte. Bu binalar var. İçine komutanlar ne? Lojman mı? Lojmanlar. Ben lojman konusunda da karşıyım. Lojmanlar da kapatılsın. Halen yok bir lojman var mı aslında? Var burada halen. Orada var burada. Bu lojmanlar bence bu insanlara açılsın, askeri lojmanlar. Vallahi lojman nedir ya? Yani... Lojmanlar yıkıldı. Ya kardeşim polisin lojmanı var mı? Bazı yerlerde var. Nerede var? Bir iki tane, üç tane. Öğretmen lojmanı var mı? Yok. Yok. Öğretmen. Yani bu da devlet memuru, bu da öğretmen de şehit olmuyor mu? Eşitlik yok zaten de. Ya ben onu söylüyorum. Rabbim bu ülkenin evlatlarının hiçbirinin ayağına taş değdirmesin. Amin. Tamam mı? Hiçbirini
yarı yolda bırakmasın. Polisimi, askerimi ama kardeşim. Çok, onlar çok değerli. Tamam değerli ama bakın bize bunlar lazım değil bakın. Şimdi ben... Bunlara lojman vereceğine lojman katkısı sağla. İşte ne bileyim şey yap. Bunları bırakın artık dağ taşa. Neyse ya konuşacak çok şey var ama işte zor. Geçen gün görmüşsündür. Hani bizim için çok değerli biliyorsunuz askeriye. Asker hele Mehmetçik çok değerli. Ama bir komutanın çay servisini gördünüz değil mi? Bir partiliye yaptığı çay servisi. Yani belli değerlerimiz de artık şey. Allah sonumuzu hayretsin. Çok detay bir şey neyse. O konulara pek girmiyoruz. Son yorumlara da bir geçelim. Sinan Demir Çorlu'da milletvekili adayları arasında Muzaffer Birdan'ın ismi de geçiyor. Yok artık olamıyor. Öyle mi? Arkasında yok. Ciddi bir güç var. Göz ardı edilmemeli demiş. Hayır olamıyor. %80'si yoktu. Parti merkezinin açıklanması var. Meclis üyeleri istifa edemez. Bitti onun işi. Ha, ona rağmen istifa ederse de partide yer bulamaz Sinan. Ha, o zaman meclis üyeliğinden de istifa edecek. Edemez. Edemez. Partinin genel açıklaması var. Onu duymadım bak. Nasıl duymadın? Vallahi duymadım. Onu duymadım. Partinin genel açıklamasında meclis üyeleri istifa edemez. Muzaffer bir daha... Boşaltmıyorlar. Yereli boşaltmıyor o zaman. He? Yereli boşaltmıyor. Yereli boşaltmıyor. Ha, güzel. Partinin açıklamasıyla... Ama belediye başkanları için böyle bir şey yok. Şu an için yok. Tamam. Ama meclis üyeleri istifasının önünü kesti parti. Güzel. Muzaffer Birdal'ın adaylık önü tamamen bitti. Ha, bak onu ben inan duymadım. Atilla Atikup Çetinkaya çok büyük paralar toplandı. Umarım birilerini zengin etmez. Umarım. İşte oradaki insanımıza, canımıza gider o paralar. Umarız. Ya ben bu sefer onun olacağını sanmıyorum da. Şadiye o paranın Karataş, gitme şansı yok zaten. Şadiye Karataş, hayırlı yayınlar Sema Nur Hanım, Metin Engin Bey. Okullar, hastaneler yapılırsa olur mu? Yapılırsa olur mu? Çor'da kaç okul yıkıldı, kaçı yapıldı? Hiç ama hiç düzelecek. İnşallah diyelim yazacak çok şey var ve maalesef yazın ve konuşun. Sizler bir de şimdi bir partinin neferlerisiniz. Daha çok yazmanız, daha çok konuşmanız lazım. Üstelik de muhalefet yapmanız lazım. Şadiye Hanım niye yazmayacaksınız konuyu? Sahalarda olun. Sayın ilçe yönetimlerinizde, il yönetiminizde ne kadar çok sahada olursanız, ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok muhalefet yaparsanız... İnanın bence o kadar iyi olacaktır. Bekir Uysalcan, iyi yayınlar Çorlu'nun siyasi gücü nedir demiş. Boştur. Efendim? Yoktur. Yoktur. Ağanın poku üstüne poku olmaz diye. Listelerde göreceğiz bakalım. Seçilebilecek yerlerde Çorlu'dan kim konacak? Bakın Çorlu Enüsülü'nün ölümüyle birlikte siyasi gücünü tamamen kaybetmiştir. Çorlu'nun... Yani biz hayal mi edelim şimdi Çorlu'daki listeleri? Listeyi halk gücü alacak. Siyasi gücü değil. Onu söyleyeyim. Halkın istediği olsun. Halkın siyasi gücü, siyasi güç figürü diyelim. Figürü kalmadı henüz üstünden sonra. Anladım. Ama burada halkın gücünün önüne hiçbir siyasi parti geçemez. Açık ve net söylüyorum. Çorlu'nun adayı yoksa ben zaten hiçbirine oy vermeye niyetli bile değilim. Benim adayım yoksa hiçbirine oy vermeyeceğim. Ama benim adayım seçilik noktada AK Parti'de 2'deyse AK Parti'ye basacağım. Cumhuriyet Halk Parti'de 1'deyse direkt ona basacağım. Açık söylüyorum. Sıralamaya göre basacağım. Seçilebilir noktalar. Evet seçilebilir noktalara bakacağım, basacağım. Bütün partiler seçilebilir noktalara Çorlu'yu koyuyor. Ben umurumda açık söylüyorum. Hepsine seçilebilir, hepsine basamayacağım. İşte o zaman ne yapacağız? Hepsine basayım. Benim hayalim o. Benim mesela bütün... Hepsine basarız. Öyle. Geçersiz olacak. Seni de yani takdir edelim. Gönlümüz. O zaman en sevdiğimiz isim kimse ona vereceğiz. Ama gene Çorlu olsun diyeceğiz. Yani amacı, isteğimiz, arzumuz tüm siyasi partilerde... Çorlu'nun seçilebilecek noktalarda olması. Mesela Çorlu artık sesini çıkarmalı tabii. Ya. Çıkarmalı. AK Parti'de ikinci sırada Çorlu yoksa ben AK Parti'ye oy vermem. Mesela teşkilat. Şimdi Şadiye Hanım burada olduğu için senin üzerinden. Mesela İYİ Parti. İYİ Parti zorlayacak kardeşim. Çorlu teşkilatı diyecek ki bizim adayımız seçilebilecek. Birinci sıra. Bir ya İYİ da iki. Parti bir. Yani Çorlu olacak. İYİ Parti bir. Teşkilatlara burada çok iş düşüyor. İYİ Parti bir. Diğeri işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci sıranın bizim olması lazım. AK Parti'de ikinci sıranın bizim olması lazım. Kusura bakmayacaklar. Çorlu bu bölgenin en güçlü şehri, en büyük ilçesi, il olmayı hak eden bir potansiyele sahip. Bir küçücük Süleyman Paşa bu ülkeyi yönetemez. Şimdi algıladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi hani 3'ü de verseler razıyım. Çünkü orada 4 seçim olasılığı var. 4-5 bile zorlar. Anladın mı? Birinci sıra Faik Öztürk gitmeyecek. İkinci sırada Candan Yücel kalacak. Candan Yücel aslında aday olmayıp Muzaffer Çetin'in de girememesi, Candan Yücel'in de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığının tamamlanması, onaylanması üzerine kendine yakın güçlü isimlerinin partiyi bırakmalarına izin vermeyecek diye düşünüyorum.
Candan Yücel de o yüzden partide kalacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Candan Yücel ikinci sırada olacak. Üçüncü sıranın Çorlu olma ihtimalini yüksek görüyorum. Üç Çorlu olursa evet. Dördü ve beşi rahat çıkarır. Üç Çorlu olacağını düşünüyorum. Dördüncü sırada da İlhami Özcan Aygün'ün girebileceğini düşünüyorum. Belki İlhami'ye sen... Dörtte mi? Hayır. Büyükşehir'desin deyip çıkarmayalar da bilirler. Aslında en çalışkan vekili yiyecekler yani. İşte, Candan'ı yiyecekler, yiyemediler. Yiyemezler. Şimdi Candan yeri bence sabit. İlham'ı yiyecekler gibi geliyor öyle bana. Tabii bu siyaset göreceğiz. Akilli Atik Upçet daha neler değişecek? Belki hafta ya da cuma günü başka şey konuşacağız. Bakacağız bakalım. Atilla Atik Upçetinkaya makam aracı konusu önemli. Bir ders derseniz devlet memuru olup da çocuğunun okul servisi olarak kullananlar da oldu. Maalesef ondan bahsetmeye çalışıyoruz. Bugün tıp bayramı, sağlıkçılarımızın günü kutlu olsun, iyi ki varlar demiş Şadiye Hanım. Ve Şadiye Hanım şöyle demiş, çok doğru, İyi Parti adaylarımız muhakkak birinci olmalı diyorum, hayırlısı olsun. Zorlayacaksınız teşkilat olarak, ilçe olarak, Çorlu ilçesi kusura bakmasın Tekirdağ, zorlayacaksınız ya. Bu kadar verin, net. Verin, bu kadar net. Verin, vermezseniz biz de size oy vermeyiz. Bu kadar, yazın. Bu kadar. Ben bütün Çorlulu hemşerilerime sesleniyorum, hepiniz yazın. Allah rızası için yazın. Facebook'unuzda yazın, Twitter'da yazın. Instagram'da nerede, yazın. Nerede yer bulabilirsiniz yazın. Çorlu'nun adayı yoksa oy yok yazın arkadaşlar. Gene sevdiğim partiye oy verirsin ama bunu yaz. Korksunlar bir ya. Bir koksunlar ya, yaz. Hayır, oradaki vekiller de artık bazı şeyleri anlasın. Ya tamam Tekirdağ okey ama Çorlu göz ardı edilen, tanınmayan, ezilen diyeyim artık. Çünkü yok sayılıyoruz arkadaşlar. Hani listelerde Çorlu'yu görmek istiyoruz seçilebilecek nokta. İyi Parti'de birinci sıra. AK Parti'de ikinci sıra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de işte saydığımız sebeplerden dolayı 3, 4, 5 Çorlu. Hepsi Çorlu olsun diyelim. Bence. Benden de öyle. Bu hafta sonu, Çınar Hocam hoş geldin hocam. Bu akşam üstü gene muhteşem bir programla karşınızda olacak Devrim Web TV'de. Çınar Coşkun Önal demiş ki, bu hafta sonu Genel Basri'de bir deprem bekleniyor. Spor severleri Devrim Web TV'de canlı yayına bekliyoruz. Deprem anı canlı yayınlanacak. İyi yayınlar diliyorum. Performansınız süper demiş. Teşekkür ediyorum da. Şimdi deprem deyince hocam yanlış anladım. Bir de deprem oluyormuş. Bak ondan sonra diyecekler Çınar Hoca. Bildi. Çınar Hoca bildi. Bu adam ermiş. Evet, çok değerli bir hocamız. Mutlaka bu akşam da programımızı. Bu adam hocam ermiş. Ve pazar günü. Değil mi? Doğru okudum. Evet. Yine buçuk pazar yaptık Semanur Hanım. Evet. Biz konuşuruz. Biz çok konuşuruz. Konuşmaya evet, devam ederiz. Son sözlerimi söyleyeyim. Hadi bakalım. Ondan sonra da yavaş Tekirdağ'ın yavaş kapatalım. Güzel insanı, şehrimizin güzel insanları Ergene ve Çorlu'yu ben bir bütün olarak halen görmeye devam ediyorum. Adaylarımızın ismini çıkaralım. Adayımız yoksa oyumuz yok diyelim. Bunları sosyal medya hesaplarınızda yazın. Bakın, bir milletvekilinin olmaması Çorlu için büyük bir kayıptır. Bunun örneklerini gördüm. Özellikle iktidar partilerinde. Milletvekilinin olmaması demek bu şehrin hizmet alamaması demek. Milletvekili olmaması demek bizim kendi sesimizi duyuramamız demek. Milletvekili olmaması demek bir şehrin gerçekten kalbinin olmaması demek. O yüzden kimliğinin yavaş yavaş azalması demek, gücünü yitirmesi demek. Bu şehrin milletvekili olması için herkesin, bu şehirde yaşayan her bireyin, yerlisi yabancısı kim olursa olsun, kendini nerede nasıl hissediyorsa hissetsin, bu şehrin vekili olması için mücadele etsin, her yere yazsın. İyi vekillerimizin ikinci sıralarda, birinci sıralarda Çorlu vekillerinin olması temennisi ile hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Siyaset yeni hızlandı. Her yayınımızda çok daha ilginç olaylarla sizlerle birlikte olacağız. Siyaseti iyi yorumladığımızı düşünüyorum. Göreceğiz, hep beraber izleyeceğiz. Allah emanet olun. Senden bir şey rica edeyim programı kapatmadan önce. Hani, bu şeyle ilgili sadece bir cümle yaz Metin. Yani Çorlu'dan seçimlerle. Biz de senden kopyalayalım ve paylaşalım. Şey yapalım işte, direkt beraber ortak bir şey yapalım burada. Ama ne diyelim Çorlu. Çorlu'ya nasıl bir şey yazsak? Çorlu'dan vekil istiyoruz. Aynen öyle. Hashtag yaz açalım. Hashtag atacağım. Tamam. Büyük harflerle. Aç. Koy, ben at. Kapatana kadar yazabilirsen at. Yaz. Yorum bunu olarak da atalım. Sayfalarımızda hiç başka bir yorum yapmadan sadece bunu isteyelim. Bir tane hashtag yapalım. Yani çok zor bir şey değil. Çok fazla kelimeye de gerek yok. Çorlu'dan vekil istiyoruz. Aynen öyle. Yok. Yani kısa ve net olsun. Böylece sizler de değerli izleyicilerimiz, bizlerin sayfalarında gördüğünüz Devrim Web TV sayfalarında, Metin Engin, Haber 282 ve benim kişisel sayfalarımda gördüğünüz bu şeyi takla beraber
biraz hareket sağlayalım. Bakın söz, evet şey yazdı. Kısa olsun. Çorlu'dan vekil istiyoruz. Bu kadar. Ankara sesimizi duysun istiyoruz. Ha, yanlarına küçük belki şeyler yapabilirsiniz ama çok uzatmadan. Ama seçilebilecek yerden ha, atıp 3. 5. sıralara sokarsanız. Şimdi Çorlu'dan vekil yani. Küfür ederim sonra nasıl küfür ettiğim kulaklarım ağrır, yorulursunuz. Onu evet. Söyleyeyim buradan yani. Bugün sizlerle beraber olmaya gayret ettik. Sizlerin güzel katkılarınızla, sizlerin güzel yorumlarınızla. Siyasi parti ayrımı yapmadan Çorlu'nun vekilini istiyoruz. Çorlu'dan seçilebilecek noktalarda vekil görmek istiyoruz. Vekilimizi verin seçilecek noktada. Evet. O yüzden... Bu eşten yanına da seçilecek noktada yazın ha. Vallahi bunlar aa verdik işte 5. sırayı deyip bizi kandırırlar. Öyle değil. Seçilecek noktada. Biz yerlerini belirledik. Programımızı mutlaka tekrarlarını izleyeceklerdir. Bizlerimiz kendimiz fikirlerimizde yerleri belirli. Sizler de gönlünüzdeki yerleri belli ederek lütfen tüm sosyal medya hesaplarınızda bunu paylaşırsanız. Paylaşın. Herkese paylaştırın. Çünkü şu an çok bir hareketli döneme geçiyoruz. Biz artık Çorlu'nun sesini Ankara'da ciddi anlamda duyulmasını istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu yönde. Çünkü orada biz sesimize duyulursak bir sürü sıkıntımızın da yerelde de çözüleceği umudumuz var. Bununla ilgili bizi dinlediniz. Bize bugün 1,5 saat yine böyle zaman ayırdınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz inşallah almış olduğunuz bu zamanın hakkını sizlere verebilmişizdir. Konuşamadığımız çok konu var. Konuşamadığımız gazete manşetlerimiz var. Bu anlamda gazetemizi her gün sizlere sunan tüm kardeşlerime de buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Bu gazeteyi, devrimi size her gün böyle muhteşem şeylerle... Güzel yaptık. Yaptın, tamam. Biz şimdi metinden bunları kopyalayacağız ve paylaşacağız. Haydi sizler de. Kendinize dikkat edin. Nasip olursa, nefesimiz yeterse Cuma günü yine karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.